Gottfried Wilhelm Leibniz. Hiç Leibniz okumadık biz, değil mi Rukiye? Evet, yeni bir dönemin başlangıcı aslında Leibniz. Şimdi ben mi üzerinde bir şeyler konuşsam yoksa direkt başlasak mı bilemiyorum. Yani ciddiye alacağımız artık, ciddiye almak doğru bir ifade değil de. Yani Leibniz'den sonra bu iş şey kıvıracak yani, ibre değiştirecek. Hem felsefe uzun bir süreliğine Almanların tekeline girecek. Bir anlamda Kant'ın hocası zaten. Çok etkilenmiş Kant gençlik yıllarında Leibniz'den. Ve temsil sistemiyle felsefeye gerçekten çok yeni bir bakış açısı getirmiş. Hala da aynı kavram üzerinden konuşuyoruz felsefenin bir kısmını en azından. Tabii biz kitap boyunca da bayağı bir boğuşacağız. Daha önce hiç de konuşmadığımız için biraz daha belki detaylı konuşacağız. Bir defa süper zeka bir adam bu Leibniz. Yani bu anlamda modern dünyada ilk Alman diyebiliriz. Tabii biz diğer okumalarımızda birkaç Alman'dan söz ettik ama hocam, modern felsefe, evet. Fransızca ve Latince yazıyor. Evet. Ya öyle yazmış da sonuçta bundan sonra ben aslında şundan dolayı söylüyorum. Şimdi birincisi kendisi Alman. İkincisi bundan sonra da Alman felsefesi yürüdü buradan yani. Yoksa tabii bizim için etnik olarak nereye ait olduğu önemli değil. Avrupalı sonuçta bunlar. Yani ne demek Avrupalı olmak demek? En azından bu dönemler için. Bir defa bir Grek muhayyil hafsalasına sahip olmak demek. Grek felsefesini biliyor olmak demek. Öbür taraftan kilisenin etkisinde olmak demek yani. Bunu hepsi için söyledik zaten. Yani diyelim Descartes'tan bahsediyoruz. Descartes Fransız. O da Hollanda'da yaşamış. Hollanda'yı hatta belki böyle aydınlanmanın işte pre dönemi, ön hazırlığı falan diye sayılıyor. Hollanda çok önemli mesela o yıllarda. İşte birkaç makalede kapitalizmin de doğuşu ya da belki gerçek anlamda sistematik liberalizmin de doğuşu olarak Amsterdam anlatılıyor yani. Spinoza da öyleydi. Ama biz onlarla çok ilgilenmiyoruz. Önemli olan bunların aynı ufka sahip insanlar olması yani. Bir taraftan ahlak okumalarında 5-6 hafta konuştuğumuz gibi bir Roma ufku var bunlarda. Ya bu Roma ufku gibi bir ifadeyi kullanmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Açmaya çalışmak gerekir mi? Ya bu adamlar Roma hayranı falan demek istemiyorum. Yani Machiavel Roma hayranıdır. Prens'i okursanız her taraftan Roma dökülür böyle. Onu demek istemiyorum. Yani benzerini diyelim bir Osmanlı münevveri için Osmanlı ufkuna sahip de diyebilirim yani. Bu böyle illa milliyetçi olması, Osmanlıcı olması, devletçi olması anlamına gelen bir şey değil ama doğal olarak o Geist'in içinde büyümüşler yani. O tinin içinde büyümüşler. Hani şöyle bir şey, nasıl bir örnek vermek lazım? Mesela bir Osmanlı vatandaşı, hatta yıkılma döneminde düşünün yani Osmanlı'yı diyelim. 1850 sonrasında düşünün. Artık neredeyse gerçek anlamda Osmanlı'nın bile şüpheli olduğu bir dönemi düşünün. Yani en kötü döneminde bile bir Osmanlı münevveriyle bir Türkiye Cumhuriyeti münevveri aydını arasında birçok şey söylenebilir de şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela Galatasaray bir dönem Avrupa'da fırtınalar estirdi değil mi? Yani önüne gelen takımı yendi, çok acayip bir top oynuyordu. Nihayet kupayı da aldı, hepimiz deli gibi sevindik bir Beşiktaşlı olmama rağmen. Fanatik bir Beşiktaşlı olmama rağmen. Bazen çok mu sevindim acaba diyorum. Ne oluyor? Bir sürprizi başarmış oluyorsunuz. Ama diyelim öbür takım tarafından, Real Madrid tarafından bakarsanız mesela, Real Madrid'in kupayı alması sürpriz değildir. Almaması bir hüzün sebebidir, değil mi? Ama bizde öyle değildir yani. Şimdi diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti bazı dönemlerde oluyor böyle işte filan araştırmaya göre dünya Avrupa'nın en büyük 10. ekonomisi olmuş filan gibi bir dönem oluyordu yani. Böyle bir haber gelse mesela, aa diyoruz yani. Büyük başarı.
Ama bunu Almanya ekonomisi için söyleseniz, Almanya şu an Avrupa'nın en büyük işte üçüncü ekonomisi. Ya demek işleri iyi gitmiyor derler yani. Değil mi? Çünkü en büyük ekonomisidir. Başarılı bir ekonomidir. Şimdi Osmanlı Münevverine gittiğinizde, Osmanlı Münevverinde doğası gereği, istisnalar kabul edilmez burada, genelini söylüyorum. İsim isim konumuz bu değil yani. Leibniz'e geleceğiz. Bir Osmanlı mütefekkirinde bir defa dünya şeyi vardır yani. Yani dünya devleti, dünyanın en büyük devleti ufku vardır. O realiteyi görüp de ya biz artık o kadar büyüğüz, büyük değiliz dediğinde hüzünlenir. Ama doğası gereği ben Osmanlı vatandaşıyım dediğinde dünyanın en büyük devletinin vatandaşıyım ya da en büyük bir iki devletinin vatandaşıyım demiş oluyor. Nitekim bakın Atatürk bile hani o gençlik döneminde Viyana'da mı baloya çağrıldığında Yeniçeri askeri değil mi? Kıyafetiyle gidiyor oraya. Ama ufuk derken böyle bir şeyi kastediyorum yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğan bir entelektüel doğal olarak bunu iddia etmeyecektir yani. Yani biz işte bu işin ucunu kaçırdık diyen bir adamdır. Yani bir şeyin ufkuna sahip olmak böyle bir şey. Şimdi Avrupa'daki mütefekkirler biz felsefede kalıyoruz. Tarihte ya da siyasal tarihte değil. Bu insanlarda böyle bir ufuk var. Yani bir defa bir Grek ufku var. İşte bir kilise ufku var. Sonra bir Roma ufku var. Yani Hegel'in iddiası ne büyük iddia değil mi? Hani buraya söyledim ya. Yani dünyada üç tane moment vardır. Höst derler adama yani. Ne demek üç tane moment vardır? Ama bu özgüvende adam. Yani Yunan, Roma ve Alman momenti diyebiliyor. Ya da Avrupa momenti olarak da geçiyor bazı kitaplarında yine. Sanki ikisini özdeş kullanmış gibi. Ne büyük bir iddia değil mi yani? Adamlarda bu özgüven var. Mesela bizde bu yoktur bu özgüven. Hani çok da söylüyoruz. Şimdi Leibniz de onlardan bir tanesi. Yani 1000 yıllık bir doktrin geliyor. Yazıyor, çiziyor, yıllarını veriyor. Zeki de adam yani. Kurt gibi de zeki adam. Bu teori yanlış diyebiliyor mesela. Hani biz olsak deriz ki ya ben nerede yanlış yapıyorum yani? Değil mi? Ya bizim mesela bugün kendi coğrafyamızdan bir ismin bile övülmesi için biz batılı birinin övmesini bekliyoruz. Batılı biri övünce lan bu adam harbiden çok büyük falan diyoruz yani. Diyelim Aziz Sancar mıydı hocanın adı? Onun gibi. Batı çıkıp daha bir dakika. İşte bunlardaki mesela Selahaddin Eyyubi gerçekten aydın bir adam falan deyince bak Selahaddin çok aydın bir adammış diyoruz yani. Çünkü Bernard Lewis de aynısını söyledi diyoruz. Onun da onayını oradan alıyoruz. İşte ufuk sahibi olmak böyle bir şey. Şimdi bu insanlarda da bu ufuk var. Doğası gereği yaşadıkları, doğduğu tinde var bu. Şimdi Leibniz mesela özelinde. Leibniz çok katı bir dindar bu arada. Yani iyi bir filozof, çok iyi bir filozof. Belki birincilikte bir filozof. Ve bir o kadar da böyle şey yani bir papaz gibi de dindar bir adam. Zaten modeli de Tanrı'nın tepede olduğu bir modeldir. Yani zeminde olduğu modeldir. Böyle bir siyasal tarafı da var. Habire Fransa kralına mektup yazıp şu Osmanlı'ya niye hala saldırmıyoruz falan diye durup durup böyle manyak manyak şeyler söylemiş bir adam. Yani Türkler varken dünya hiçbir zaman kurtuluşa ermeyecek ya da hep bir tehdit altında falan gibi mektupları var. Biz oralarını görmeyeceğiz. Amacımız o değil. Biz monatları anlamak istiyoruz. Temsil sistemini anlamak istiyoruz. Zamanın en iyi fizikçilerinden. Yani bu olmazsa olmazdı, söylemesek olmazdı. Dolayısıyla matematikçilerinden. Kalkülüs matematiğinin iki mucidinden biridir. Kavga meşhurdur. Biraz karıştırırsanız interneti görürsünüz. Ben detaylarına inmeyeceğim. O zamanın çok büyük yine matematikçileri, fizikçileri de hakem olmuş. Çünkü acaba bu kalkülüsü, yere çekimi, şu bu yani bu mekaniği Newton mu buldu, Leibniz mi buldu? Çünkü Leibniz'in böyle bir iddiası var ki Newton'un kendisinden çaldığını düşünüyor. Sadece yanlış hatırlamıyorsam yani bir ay gibi ya da birkaç hafta gibi bir sürede Newton daha önceden makalesini basıyor yani yayınlıyor. Leibniz çıldırıyor. Newton'u tanımıyor ama ortak bir arkadaşları var. Arkadaşına da kendi çalışmasını göndermiş. Dolayısıyla Newton'un kendisinden çaldığını düşünüyor. Çünkü Leibniz dünyadaki en zeki adam olduğunu düşünüyor. Yani
Newton'dan demek haberi yok. Sonra hakemler kuruluyor. Çünkü Leibniz bırakmıyor işin peşini filan. Hakemler kuruluyor. Sonra bakıyor ki tabii Newton öyle değil. Yani Newton da ben yaptım bunu diyor. Yani kimseden çalmadım diyor. Sonra ortaya çıkıyor ki ikisi de yalan söylemiyor. Ben yaptım derken. Çünkü ikisi de aynı şeyi bulmakla beraber tamamen farklı yollar bulmuşlar. Biz bu hafta değil ama ben, yani şu sürecin içinde o yolların Leibniz'le ilgili olan kısmını ben size anlatacağım. Azalanlar ve artanlar, Leibniz'in bugün matematikte limit sıfır, limit sonsuz dediğimiz şey, Leibniz'in felsefi bir metot olarak ortaya koyduğu bir şey. Matematik felsefesi üzerinden yürütseydik, biraz amacımız o çünkü getireceğim oralara. Çok biraz daha sembolik ve matematiksel olacak. Ama benim için çok önemli birkaç bir şeyden bahsedeceğim burada, yani matematikten bahsedeceğim. Bugün değil. Kendisi de bu kitapta söyleyecek. O zamanki tartışma işte yere çekimin şiddetinin m bölü v mi, m bölü v kare mi olduğu tartışmasıdır. Bu tartışma çok kritik bir tartışmadır felsefede. Tabii bugün v kare bu biliniyor. Leibniz bunu fark ediyor işte. Descartes üstad diyor. Bunu göremedi diyor. M bölü v zannetti filan. Hatasını da buradan dolayı yaptı diyor filan. Şimdi biraz açmaya çalışacağım onları. Biraz değil aslında. Büyük ihtimalle epey açmaya çalışacağım. Yani çok iyi bir fizikçi, çok iyi bir matematikçi. Bizim mantıkta da çok önemli bir yeri olan bir adamdır Leibniz. Frege, yani mantıkta biz iki zirve sayıyoruz. Bir tabii ki Aristoteles, klasik mantığın kurucusu. İki modern mantığın kurucusu Gottlob Frege. Ya 3-5 gider bu da. Kırılma budur yani. Frege ile şey arasındadır. Aristoteles arasındadır. Frege Leibniz'den çok etkileniyor. Çünkü Leibniz karakterika universalis diye bir proje ortaya atıyor. Yani diyor ki batıdan doğuya, kuzeyden güneye tarih içerisinde herkes düşünüyor. Ve hep de aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani kimse Jüpiter'den yapmıyor bu işi. Yani herkes dünyada. Hani bunu Rukiye falan hatırlayacaktır. İki filozof apayrı şeyler söyleyemez yani hiçbir zaman. Ya mutlaka ortak şeyler söyler. Ya herkes şu ağacın peşinde. Değil mi? Herkes benim peşinde. Herkes benim püsüyemin peşinde. Herkes Tanrı'nın peşinde. Herkes doğanın peşinde. Yani ne kadar farklı şeyler konuşabilirler ki yani. Değil mi? Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. O yüzden herhangi iki mütefekkir tarihin içinden alın birini 2500 yıldan, birini bugünden alın, ortaklaştırırız. Bak bu konuda aynı düşünüyor deriz yani. Herhangi iki tanesini yapabiliriz ve farklılaştırabiliriz. Çünkü sonuçta bu zeminde yapıyorlar, bu dünyada yapıyorlar. Belki biri Jüpiter'de yaşamış olsaydı o farklı şeyler söylüyor olabilirdi. Ki o bile genelde fizik unsuru olarak yine aynı şeyden bahsetmiş olacaktı yani. Leibniz de şöyle bir şeyin içine giriyor. Bu metine girdiğimizde daha bir anlaşılacak bu dediklerim. Yani kavramlar mesela. Hani bizim çok böyle kanırttığımız bir şey var ya. Bak nous başka şey. Hani Yunancalar. İşte Vernunft başka şey. Almancası diyelim. Reason başka şey. İngilizce. Akale ya da taakkul, okul, akıl. Akıl başka şey aslında. Hakikaten de böyle. Çünkü herkes aynı şeyin peşinden koşmakla birlikte kendi perspektifinden değerlendiriyor. Akıl dediği şey, artık çok konuştuk biliyorsunuz. Yunan'daki nous'un Kant'ın Vernunft'uyla hiç alakası yok. Yani hiç alakası yok değil tabii ama alakası yok yani. Ve nihayet işte Arap'ın aklı çok başka bir şey. Aristoteles'in noesisiyle taakkulün hiç alakası yok mesela. Hiç ama. Ama biz Türkçe okuduğumuzda bu akletmedir, bu akletmedir, bu akletmedir diye metni çevirebiliyoruz. O zaman diyorsun ki benzer filan. Yaparsan olur ama sonuçta Leibniz şunu fark ediyor. Diyor ki ya kimin neden bahsettiği belli değil. Tam da bundan dolayı yani. Hani bu adam nous demiş bu olaya. Diğeri işte reason demiş, öbürü Vernunft demiş, öbürü işte neyse yani. Hadi mesela şöyle dolayı. Biri püsüye demiş, biri nefs demiş, biri mens demiş, biri bilinç diyor şu anda. Mesela püsüye, nefs, mens ve bilinç aynı şeyler mi? Somata ile korpus aynı şeyler mi? İkisi de beden diye çevrilebiliyor filan. Leibniz de demiş ki ya acaba bir universal karakter bulabilir miyim ki ben? İnsanların duygularından bağımsız, kültürlerinden bağımsız, coğrafyalarından bağımsız, alışkanlıklarından bağımsız. Ben onu yazdığımda herkes aynı şeyi anlasın. Bakın bu sembolik işte kalkülüs bu.
Bu yoktu eskiden. Bak matematiği Leibniz'den önce kimse yapmıyordu demiyorum. O çok aptalca zaten. Biz konuşuyoruz onun tarihini filan. Ama hani x'lerle, y'lerle, diyelim alfalar, omegalar, betalarla, bölüler, toplamlarla, değil mi? Limitlerle, sigmalarla filan. Hani ben öyle bir karakter yazayım ki, değil mi? Bugün en basit bir matematik formülü düşün. Bir fizik formülü düşünün mesela. Değil mi? Hani e eşit mc kare. Bak herkes anlıyor bunu. Değil mi? Yani Alman da anlıyor, Amerikalı da anlıyor. Arap da anlıyor, Türk de anlıyor. E eşit mc kare diyorsun. E ne? Şu. M ne? Bu. C ne? Bu. Bu yukarıdaki 2 ne? O da onun karesi demek. Kare ne demek? Şunun bir sayının kendisiyle çarpımı demek. Tamam anlıyorsun yani eğer işin içindeysen. İşte Universalis, Karakterika Universalis, Leibniz'in de bir projesi ve kendisi de yazmaya başlamış. Ama Leibniz ölmüş, başaramamış yani. Çünkü adam her konuda her şeyi yazmış. Böyle hazarfan bir adam yani. Her konuda her şeyi yazmış. Yani siyasal metinleri var. Ana işi zaten mantık, matematik ve fizik. Buradan felsefeye geçmiş. Şunu fark etmiş, aslında tamamen bir fizikçi yani. Fizikçi olarak doğmuş, fizikçi olarak büyümüş, eğitilmiş bir fizikçi. Bugünkü işte fizikçi dediğimizde aklımıza ne geliyorsa yani fizik adamı dediğimizde. Ama sonra şunu fark ediyor, bir metninde söylüyor. O metin bu metin mi onu hatırlamıyorum şu anda ama benim için de itiraf edeyim. Bu kitabı bayağı bir sonra açıyorum ben. Bir de vaktim olmadı şöyle bir başlangıçta da şuralara dikkat edeyim falan da demedim. Yani bugün özel bir şey, normalde yaparım yani. Belki de o yüzden biraz fazla gevezelik yapıyorum dersi yemek için. Şunu fark etmiş, demiş ki ya bu fizikte açıklanamayan bazı şeyler var. Yani bizim hep konuştuğumuz bir metafizik taraf kalıyor sanki filan. Bunu da giderebilmek için işte filozoflar da bir şeyler söylüyor. O zamanlarda böyle fizik, felsefe, işte fizikçi, filozof ayrımı, matematikçi ayrımı bu kadar, bugünkü kadar radikal değil. Demiş ki böyle bir satırı şu an gözümün önünde, belki de burada yani. Ya bu fizikçiler doğal olarak felsefeyle ilgilenmek zorundalar. Şimdi hemen Aristoteles gelsin aklınıza. Fizika, metafizika, metatafizika değil mi? İkisini de aynı adam yazıyor yani. Ya bunlar bir bütün. Ama benim geldiğim dönemde Leibniz için işte 1600-1700 arası. Hani felsefeciler fiziğe parmağının ucuyla dokunuyor. Fizikçiler de felsefeye parmağının ucuyla dokunuyor. Ya bu böyle olmaz. Ya bunları bir daha, yani ben fizik tarafındayım, bu felsefeye böyle parmak ucuyla dokunmayacağız arkadaş. Kolları sıvayacağız demiş ve fizikten felsefeye geçmiş. Şimdi ben tabii fizik adamı değilim, fizikçi değilim. Yani fizikte Leibniz'in bir ağırlığı var mı bilmiyorum. Yani şu saydığım işte kalkülüste tabii ki var ama daha sonradan fizik içerisinde, fizik tarihi içerisinde Leibniz ne kadar böyle okkalı anlatılıyor onu bilmiyorum. Ama bir fizikçi olmasına rağmen felsefenin köşe taşlarından biridir Leibniz. Yani bu serüvende olmazsa olmaz bir adamdır. Monat teorisi vardır. Şimdi ben biraz kendisinden okuyayım. Benim de aklıma gelsin böylece. Yoksa monatları direkt ben okurdum ama. Yani ben anlatırdım. Ben anlatmayayım. Biraz kendisine bırakalım. Bu arada son bir şey daha aklıma söyleyeyim. Leibniz'in yani benim için yine olmazsa olmaz mutlaka söylemem gerektiğini düşündüğüm bir tarafı var. Doktora makalesi bireyselleşmenin metafizik zemini üzerine. Tam bugün bizim konuştuğumuz, benim derslerde çok konuştuğum, tam da aradığımız konu üzerine makalesini yazmış. Şimdi bunun bireysel, tam adı aklıma gelmedi makalenin ama bireyselleşmenin metafizik zemini üzerine incelemeler galiba ya da tartışmalar galiba kitabın adı. Şu an benim ne demek istediğimi ya da Leibniz'in neyin peşinde olduğunu iyi anlamış olmalıydınız. Zeynep. İyi anladın değil mi? Çünkü geçen hafta bunu konuştum ben. Hiç de bu aklıma gelmemişti. Aklıma gelseydi bak Leibniz'i haftaya okuyacağız o da bunun peşindeydi falan derdim. Hatırlıyor musunuz geçen hafta ne konuştuğumuzu? Hatırlıyor musunuz? Ne konuştuk? Çok şey konuştuk. Kafa sallamak bizim derslerde biraz cesaret işi. Birleme faaliyetini konuşuyoruz. Özetle şöyle dedim size. Biz onları çok erken zamanlarda kendimize... Epey bir oldu onları konuşalı.
Dedim ki yani bireyleşme, yani bir tekil olarak karşınıza alma, bir kümenin altına alıp mı seçiyoruz onu? Yoksa önce o tikeli, tekili biliyoruz da onları mı kümeliyoruz demiştim özetle. Demiştim değil mi? Evet. Ve sen de anlamıştın yani tartışmayı. Evet. Yani şu şey diye, her bir tekil var ya, hani ne diyorduk? Her şey bir bir olarak düşünülür. Acaba bir kümenin, tümelin altında mı biz birliyoruz onu? Yoksa biz önce birliyoruz da sonra bir tümel mi oturtuyoruz? Bu büyük bir tartışma. Her defasında da bunu söylüyorum ama bu çok büyük bir tartışma diyorum ya. Bak Leibniz de demek onu arıyor işte. Anladınız mı? Yani bireyleşmenin ilkesini arıyor. Nasıl mesela sen Zeynep'sin? Bir insan tümeninin altında mı sen senleştin? Biz bunu nasıl bildik? Ona mı filan dedim size. O şeyin ismini nasıl verdik? O tekilleşme nasıl oldu dedim. Şimdi ben kitaba başlıyorum. Elimdeki kitap Bilge Kültür Sanat. Fransızcadan çeviren Atakan Altınöz. Çok başarılı Atakan Hoca. 3-4 kitabı daha var Leibniz üzerine, Leibniz John Locke üzerine filan. Tavsiye ederim. Ben çok başarılı hoca. Tabii benim Fransızcam yok. Hani ne kadar iyi çevirmiş filan onu bilmiyorum. Ben ona haddim de değil. Ama zaten Leibniz'in sistemini biliyoruz. Kitaptaki kelimelere çok takılmamıza da gerek yok. Gerekli bir şey olursa ben düzeltirim de zaten. Yani Atakan Hoca'yı düzeltmiş olmak istemem ama. O yüzden aklımda da değil bu arada. Yani çok evvelden okudum. Böyle çizmişim. Ne zaman çizdiğimi de bilmiyorum açıkçası yani. Yani Leibniz'i biliyorum. Ama kitap hiç aklımda değil yani. Nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor filan. Neyse. Bakacağız yani. Elimdeki kitap sayfa 38-39'da artık bir, uzun bir Atakan Hoca'nın şeyi. Çok da başarılı bir şey yazmış. Yani aklımda kaldığı kadarıyla öyle kalmıştı aklımda. Çok güzel yazmış filan demiştim. Şöyle diyor. Burada, şimdi kitabın adı ne? Monadoloji. Zaten Leibniz'in binlerce makalesi var. Ama meşhur kitabı bu. Yani metafizik üzerine konuşma. Zaten dediğim gibi ya bu işi böyle parmak ucuyla değil, adam gibi kollarımızı sıvayıp girmeliyiz falan dedikten sonra bunu yazıyor yani. Ben bunu yapacağım diyor. Bu fiziğin temeli nasıl? Bu fizik unsurlar nasıl mümkün oluyor? Siz bunları şu an böyle gözlerinizden ateş çıkıyor. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Çünkü David Hume'un ne dediğini biliyorsunuz. Aristoteles'in, Platon'un ne dediğini biliyorsunuz değil mi? John Locke'un filan ne dediğini. Bakalım şimdi Leibniz, kafamızda bir sürü soru var. Leibniz ne diyor bunlara filan diye bekliyorsunuz sabırsızlıkla. Ben gözlerinizden anlıyorum onu yani. Ama daha çok matematikle bize cevap veriyor. Ha, bakacağız şimdi. Sistem çok basit bir sistem Leibniz'in. Çok da daha yani bir sistem yani. Çok değişik bir sistem. Burada sözünü edeceğimiz monat, bileşiklere giren, yalın basit bir cevherden başka bir şey değildir. Yalındır, yani kısımları yoktur. Birinci paragraf. Şimdi monat üzerine hoca şey yapmış, Atakan Hoca, bir haşiye düşmüş. Demiş ki Leibniz, tabiatın ve inayetin akla dayanan ilkeleri diye tercüme edilebilecek başlığı taşıyan risalesinde monat teriminin kökeninin Yunanca'daki monas kelimesi olduğunu ve bunun da birlik ya da bir olan anlamına geldiğini belirtir. Bir diğer hususu da açıklayalım. Leibniz'in genellikle baş harfini büyük yazdığı monat, ruh, tabiat, inayet gibi kelimeleri de biz de öyle yazdık demiş. Ha, o çevirmen şeymiş. Okumayınca daha önceden aklıma gelmedi. Levent Hoca galiba ilk çevirilerinden birini yaptı. Belki de ilk çevirisini yaptı. O yekçe diye çevirdi. O zamanki tarihlerde tam Türkçeleştirme gibi bir şey vardı. Yekçe diye, o yeklikten çevirdi diye hatırlıyorum ben. Şimdi diyor ki, bir daha okuyayım. Burada sözünü edeceğimiz monat, bileşiklere giren, yalın basit bir cevherden başka bir şey değildir. Yalındır, yani kısımları yoktur. Şimdi tekrardan ben çok kısa bir şekilde cevher arazdan bahsedeceğim ama yukarıda da bir anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? Yukarı, aşağısı mı oluyor orası? Aşağıda. Hatırlıyor musun Erva sen? Ebra mıydı, Erva mıydı? Ebra. Ya Ebra, Ebrar olması gerekmiyor mu? Bak ben Ebra'yı anlamsız buluyorum muhtemelen. Hep kafama Ebrar diyorum. Çünkü Arapça Ebrar var. Ebra değildir, öyleyse Erva'dır o diyorum. Ama Ebra değil mi?
annemler bilerek koymuşlar. 96 senesinde ebrarları erkeklere daha çok koyuyorlarmış. Öyle mi? Evet, o yüzden de ebrar koymuşlar benim adım. Bunların birçoğu da anlamsız oluyor değil mi? Mesela benim babaannemin adı Kezban falan böyle. Gerçi Arapça'da tam Kezban yalancı anlamına gelmez de Kezb yalan söylemek. Hocam o Farsça aslında o kelime. Ketbano kelimesidir. Hangisi? Kezban değildir o kelime. He öyle mi? Tabii ki şimdi aslında Kezban diye sigası yok Arapçanın ama. Farsça evin efendisi demek. Aa. Farsçası ben atarım sana. Ben bunu yeni duydum. Biz de diyorduk ya. Kezban değil yani o şey başka bir kelime. Ben Bennar diye bir tane adam tanıdım. İsmin niye Bennar dedim. Hocam Kur'an'da geçiyor dedi. Aza Bennar var ya dedi. Evet. Bizim hoca da yanımdaydı. Bir tane daha var ne? Rüveyda mı acaba ya? Rüveyda'nın bir anlamı sanki vardır. Rüveyda benim yeğenimin ismi. Bir dakika. Rüveyda olmayabilir. Bizim arkadaş var hocam. Sivilcecik demek aslında Arapça. Sahili. Sivilce, küçük sivilce demek. Aleyna var mesela. Üzerimizde, üzerine, üzerimize. Neyse. Nereden biz geldik ki buraya? Cevher Araz'dan geldik. Şimdi diyor ki yalındır yani kısımları yoktur. Mevzuyu hatırlıyorsunuz değil mi? Yani Cevher Araz meselesini ben şeyden aldım. Bunun bir Demokritos tarafı var bir defa. Yani aynı düşünce bizde de var. Bizde daha bir şey yapmış, farklılaşmış. Ben de Demokritos zamanında bir konuşmuştuk. Genellikle de bu gelince İslam dünyasından bir örnek vereyim. Hani belki İslam kelamı ilahiyat okuyanlar varsa hatırlar diye söylüyorum ama burada yok yani. Hani diyorduk ya büyük cisimle küçük cisim nasıl farklılaşıyor? İşte bunların doğal cisimler olduğunu düşünelim. Yani küçük ağaçla büyük ağaç, karıncayla deve falan mı dedim? Ne dedim hatırlamıyorum. Şimdi şeyde Huzeyli'de ne söylüyordu hatırlamıyorum. Yani diyor ki yani mantıksal bir çözümlemeyle birinin küçük birinin büyük olması birinin daha az parça. Yani bunlar içinde sonsuz parça taşıyamaz yani. Hani sonsuzun büyüğü olmaz çünkü değil mi yani? Büyük sonsuz, küçük sonsuz. Gerçi Cantor'da var da karıştırmayalım şimdi onu. Çok basit düşünüyor yani diyor işte Lego gibi düşünün. Bu 10 tane parçadan oluşmuş, bu 100 tane parçadan oluşmuş. Demek ki bunu oluşturan Lego yani. Hani bir parça var. Bu mantık bu monat, monas, cevher buradan çıkıyor yani. Bak bunu unutmayın, kafanızda çevirin yani bunu. Şöyle düşünüyorlar işte. Hani şu bir parça, şu bir parça, bu şeker küpleri gibi. Eğer bir tanesi bu boydaysa, bir tanesi diyelim daha büyükse, demek ki işte bunun yapı taşı bundan fazla bir şekilde yani. Hani ne diyeceğiz bilmiyorum ama bundan fazla. Şimdi ne yapacağız? Gireceğiz. Neymiş acaba bunun yapı taşı falan diyeceğiz. İşte atomculuk o yüzden geliyor. Sonuçta diyecekler ki bir atom var baba. Bunda işte 1 milyon atom var. Bunda 150 tane var. Bunda 10 bin tane var. O yüzden büyüklük küçüklük değişiyor diye. Çok basit. Çok da anlaşılabilir düşünmüş. Ondan sonra demiş ki ha ben buna aklen öyle bir şey düşünmeliyim ki çünkü ben bunu ikiye bölebiliyorum. Sonra bunu da ikiye bölebiliyorum. Sonra onu da ikiye bölebiliyorum. Sonra onu da ikiye bölebiliyorum. Bak bu işte matematikte azalanlar problemine götürecek bizi daha sonradan. Ya ben bunu sürekli bölebiliyorum. Bu nerede durur bu bölme? Değil mi? Bir yerde duracak. Şimdi ama aklen de sürekli bölebiliyorsunuz yani matematiksel olarak sürekli bölebiliyorsunuz. Yine geldik o kaplumbağa aşil tart şeyine, paradoksuna. Ya sürekli bölebiliyorsunuz. Bu şu da demek bak. Yani bunu sürekli bölüyor olmanız demek, dikkat edin, bunun bulunduğu mekanı da sürekli bölüyor olmanız demek. Değil mi? Yani şu bir mekanda bulunuyor, ben bunu ikiye böldüğümde, bakın bu da bir mekanda bölünüyor, mekanı da bölebiliyorsunuz. İşte daha sonra henüz hiçbir şey söylemedik ama Leibniz bu mekandan çok korkacak. Ya olmuyor bu böyle filan diye. Dolayısıyla zamanı da bölmek demek. Yani kaplumbağa ile Aşil'in yarışını hatırlayın. Ya bu bundan önce işte biri bir metre önde başlıyor filan. Önce o onun gideceği yere gelecek. Bir öncelik sonralık da var. Zamanı da bölmeniz demek. Yani eğer şöyle düşünürsek aklen ya ben her şeyi ikiye bölebiliyorum. Değil mi? Benim için çok küçük olan bir şeyi mikroskop altında görürüm. Yine dev gibi olur. Yine bölerim.
teknoloji gelse o mikroskopla bir daha baksak yine kısımları parçaları olan devasa bir parça olur. Yine bölmeye devam ederim. Ya bu nerede duracak? Bak akıl bir taraftan diyor ki bu sürekli bölünür. İşte zaten Parmenides'in öğrencisi Zenon'un getirdiği problem buydu. Ulan bu hep bölünüyor. Yani aklen bunun bölünmesini durduracak hiçbir şey bilmiyoruz. Benimlesiniz değil mi? Şundan söz ediyorum ha. Yani farklı bir şeyden değil. Hakikaten bu bölünüyor sürekli. E bir yerden sonra tabii bölemiyorum. Yani benim elim yetmiyor. Makineye getiririm yine bölür. Lazerler mazerler var. Onu da bölebiliyor. Ha o zaman da diyoruz ki ya demek acaba bu sonsuz parça mı taşıyor içinde? Ya bu nasıl sonsuz parça taşıyabilir ki? Kendisi şu kadar zaten. Değil mi? 5 santim bir şey yani bu. Ya kendisi bütünü 5 santim olan bir şeyi aklen sonsuza kadar bölebiliyoruz. İşte Demokritos ya da Ebu Huzeyl ya da şimdilik Leibniz de diyor ki ya bu bir yerde duracak. Bu bölünme bir yerde duracak. Bak onun mekanını da bölüyorsunuz. Demek mekan da bir yerde duracak. Mekanın bölünmesi de bir yerde duracak. Öncelik sonralık gibi iki şeyi mukayese ediyorsanız onun zamanı da bir yerde duracak diyor. Ha buna işte bölünemez parça diyorlar. Bölünemez parça nasıl bir parça? Aklen ulaştık bakın. Sonra İbn Sina bir metninde diyor ki Ebu Huzeyl haklı diyor. Yani gerçekten de kendisi bölünemeyen parçalardan oluşmak zorunda. Ama bu diyor metafiziktir hep. Yani biz fizikte bölünme hep bir yerde durur yani. Ya teknoloji bir yere kadar gider. Güç bir yere kadar gider. Bir yerden sonra bölemezsiniz. Hani küçükken şey oyunları yapıyorlardı. İstediğin kadar büyük kağıt getir. 8'den fazla katlayamıyor muydun? Neydin değil mi? 7 mi? 7'den 7'yi katlayabiliyor muyuz? Ha, 7'den sonrası olmuyor. Bu da onun gibi ya. Aklen sonsuza kadar götürebiliyoruz. Her şey bölünebilir diyoruz. Ama teknolojimiz, gücümüz, iktidarımız bir yerde bitiyor ve bölememeye başlıyoruz. İbn Sina da diyor ki yani fizikte bu bölünür. Bu bölünme durur bir yerde ama yani metafizikte bir taraftan aklen gidiyor. Sürekli bölebiliyorsun. Sürekli bölebiliyorsun. Ha demek ki diyor atom dediğimiz şey yani cevheri fert işte yani tabii şeyler atom demiyordu İslam düşünürleri. Cevheri fert. Bakın cevheri fert. Fert yapan cevher. Onu birey yapan cevher. Ha demek ki diyor hakikaten aklen oraya koymamız gerekiyor ki bir bölünemeyen bir parça olsun. Kendisi bölünemez olan parçaya cevher diyoruz. İşte o da diyor ki ben monat diyorum. Monastan, birden, birlikten geliyor. Ben de bundan. Böyle küçük bilyalar gibi düşüneceksiniz. O öyle bir şey değil tabii ama artık küçük bilyalar gibi düşüneceksiniz. Hatırlarsanız bu önemli. Yani evet biz bunları konuştuk falan diye belki şey yapıyorsunuz ama Leibniz için tekrar konuşmamız gerekiyor gerçekten. Kendisi o ne oluyor ya dışarıda? Şey yukarıda açık hava sineması var çocuklar için. Ha. Düzenliyorlar. Atom, cevher, cevheri fert. Yani şimdilik monat da diyeceğiz buna yani. Şimdilik. Bunlar kendi içerisinde de farklı şeyler. Çünkü ayrı düşüncelerin şeyleri bunlar. Yani biri Yunan'da, biri İslam düşüncesinde, biri modern dönemde. İşte az önce söylediğim gibi hani noos ne ki, akıl ne ki filan gibi diyorduk ya. Hani bir anlamda aynı şeyler ama bir anlamda apayrı şeyler bunlar. Ya sonuçta bunlar bölünemez parçalar demek. O parçalardan diğer bileşikler oluşacak. Yani her bir fizik şey bir bileşiktir. Bunlar da kendisi bileşik olmayan yalın parçalardan oluşmaktadır. Şimdi diyelim ki bu ikisine baksak. Ha biz yine İslam düşüncesinde kalalım. Oraya baksak işte Ebu Huzeyl Allaf. Diyor ki yani eğer bir şey, bakın bunu biraz kendiniz düşünmelisiniz. Bir şeye ben cevheri fert diyorsam, cevheri fert neydi artık? Kendisi bölünemeyen. Öyle bir şey tasarlayacağım ki onu bölemeyeceğim. Şimdi nasıl bir şey bölünemez? Bunu düşünmek zorundasınız, tamam mı? Yani bir şeyin bölünememesi ne demek? Bakın teknolojiden dolayı bölünememek değil. Ya da bugün hani atomun çekirdeğinin parçalanması ne kadar zordu falan 50 yıl önceye kadar yapılamıyordu falan.
zorluk yani fizik zorlukla bir ilgimiz yok şu anda. Akli bir şeyden söz ediyoruz. Bir şey var ki o şey bölünemiyor demek, onun kısımlarının olmaması demek. Yani biz diyelim atomu ya da cevheri ferdi şöyle bir şey gibi göstersek, çünkü bu böyle bir yuvarlağı, bir bilyeyi görüye getirmek biraz işleri kolaylaştırıyor bazı paragraflarda. Ha, şöyle bir şeydi bu filan diyorsunuz. Ama bu böyle olamaz gerçekte. Çünkü biz bunu böyle bölebiliriz yani. Değil mi? Bir yerinden bölebiliriz. Bak bölünebiliyor. Öyle bir şey düşüneceksiniz ki bölünemiyor olacak. Tamam düşündüm bölünemiyor demeyin. Çünkü muhtemelen düşünmediniz. Çünkü bölünemez olanın rengi olmaz, yani araz diyeceğiz daha sonradan ya, arazları olmaz, parçaları olmaz, kısımları olmaz, kuzeyi güneyi olmaz, doğusu batısı olmaz, sağı solu olmaz, şekli olmaz. Hani o monadı ya da şöyle yapsak, bak bir şurasından kesebiliriz, bir dikey bir yataylık var gibi deriz. S gibi desek kavisleri vardır, teğet geçtiği filan. Nokta desek, zaten tartışma aynen noktada da tartışma. Evet. Noktayı da bölebiliriz. Aristoteles şey diyor, monos için konumsuz sözdür diyor. Konumlu söz olan noktadan bu şekilde ayrılıyor. Çok güzel. Aynı şey zaten birazdan yazacaktım. Buraya aynı zamanda nokta da diyebilirsiniz. Belki işinizi kolaylaştırır. Çünkü noktanın da ne olduğu belli değil. Hatırlarsanız dedik işte 5 santimlik bir şeyde sonsuz tane mi monat var? Düz bir çizgide, bir AB doğru parçasında ya da bir AB ışınında, yani ışın işi bozar yani bir tarafı açıktır. AB doğru parçasında diyelim 10 santimdir ama nokta tanımımıza göre içinde sonsuz tane nokta olur. Ya içinde sonsuzluk barındıran kendisi kısım sınırlı olan bir şey nasıl olur? Ha bunları şimdilik konuşursak, böyle biraz hakkıyla da konuşursak Cantor'da işimiz kolaylaşır. Çünkü Cantor'u konuşacağız yani bir gün. Kaçış yok. Onda var çünkü sonsuzların hiyerarşisi falan. İşte bütün bu sorunları atlamak için yapıyor o da. Modern matematiği mümkün kılıyor. Ha demek ki yani doğru nokta ilişkisi de böyle. Fizik unsur monat ilişkisi de böyle yani. Bu elimdeki kalem. Bunlar prodüktif şeyler de işte bir ağaç parçası, bir taş parçası da nasıl oluştu arkadaş? Öyleyse bizim bu cevher dediğimiz, monat dediğimiz şey. Şimdi monatta bir farklılık olacak. O yüzden ben cevheri ve atomu Demokritos'un, bu atom bugünün atomu değil ha. Bunları o yüzden biraz parlatıyorum ki monada gelelim, farkını anlayalım. Şimdilik böyle ayıralım yani. Bunu konuşmadığımız, belki noktayı da buraya yazalım böyle. Çünkü nokta da bizim bu dediğimize dahil. Monadı biraz ayıracağız. Şimdi bu üç sistemde bölünemez parçanın hiçbir özelliğini bulamazsınız. Özelliği olamaz yani. Çünkü kısımları yok ya hani. Boyadığın bir şeyin bir yerini, bir tarafını boyarsın. Bunun tarafı da yok. Niye tarafı olmasın? Çünkü o bölünemiyor. Bölünemiyor demek mesela hani bir daire bile çizsek çemberi ve merkezi vardır. Aklen böyle biliriz. Bunu onu da yapamayız. Anlatabildim mi? Bu metafizik bir şey bu yani. İşte Ebu Huzeyl çok vurgulamaya çalışıyorum bunu. Çünkü ya çok basit bir şey de. Tam anladım bu adam niye böyle kanırtıyor diyeceksiniz. Ya anladığınızdan emin olmak istiyorum. Çünkü sonra yükseldiğinde iş bozuluyor. Yani bina olarak dibe koyduğunuzda anladığınızsa ve fakat mutlak anlamadığınızsa onun üzerine yükseldiğinde iş bozuluyor. Kısmı, hacmi, kütlesi olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani bugünkü dünyada yok böyle bir şey zaten. Bunları konuştuk hatırlıyorsanız. Çünkü bir şeyin bugünkü fiziğe konu olması için bir hacminin olması gerekir. Yani işte 10 üzeri eksi 43 gibi bir o Planck sabitini hatırlayın. Bir hacminin olması gerekir. Şimdi biz fiziksel bir küçüklükten söz etmiyoruz bakın. Mantıksal bir teklikten ve bölünemezlikten söz ediyoruz. Noktanın tanımını yapmak o yüzden zordu bak. Hem Aristoteles hem Platon. Aslında Platon'a Aristoteles sadık kalarak tanım veriyordu. Ya bütünüyle parçası bir olan yegane şey nokta. Bak fizik dünyada bütünü parçasına eşit olan hiçbir şey olmaz. Çünkü fizik dünyadaki bir şeyde, fizik unsurda hacim vardır fizik olabilmesi için. Hacmi olan şey bölünür. Kütlesi olan şey bölünür. Ne 10 üzeri eksi 43 dedin. Eksi 44, eksi 42 arasında bölünür.
bilmem mikronluk küçük dedin. Yani teknolojik bir şeyle söz etmiyoruz. Mutlak küçükten söz ediyoruz. Zaten bunun için daha sonra biz işte matematikte kullanıyoruz ya, limit sıfır ya da sonsuz. Sonsuz azalan, sonsuz artan problemi işte bu. Dolayısıyla nesneyi böldüğünüzde her nesne bir yerde olduğundan, sağduyusal bir şekilde, her nesne bir yerde olduğundan nesneyi sonsuz bölmeye başladığınızda onun mekanını, yerini de sonsuz bölmeye başlıyorsunuz. Onun zamanını da sonsuz bölmeye başlıyorsunuz. Bu daha sonra çok büyük bir problem olacak. Kant bir şeyler söyleyecek işte bu konuda. Hep böyle bir problem kalacak. Nasıl oluyor? Şimdi biz şeylerin bölünmesinden söz ediyoruz ve en son aklen kendisi bölünemeyen bir şey olduğunu söylüyoruz. O zaman kendisi bölünemeyen bir mekanla mı söyleyeceğim? Kendisi bölünemeyen bir zamanla mı söylemiş oluyorum? Çünkü her fizik unsuru bir mekanda ve bir zamanda. Konu basit bir konu değil yani. Ha şimdi biz o şeyden, cevheri fert ya da atomdan tüm kısımlarını aldığımızda, tüm özelliklerini aldığımızda diyelim geriye işte şöyle nokta kaldı. Bu cevher böyle bir şey yani. Tekrar ediyorum, bu nokta da fizik bir nokta şu anda. Kavramsal olarak nokta düşünün. Hiçbir özelliği diğerinden farklı olamaz. Eğer bir cevher daha koysam ve bir cevher daha koysam. Çoklu cevherlere gitsem, sonsuzca cevher koysam bu noktanın hiçbirinin hiçbir konudan, hiçbir açıdan birbirinden farkı olmaz. O yüzden Ebu Hüzeyl'in projesinde cevherler aynıydı. Bak tek bir tane cevher yok. Ama cevher tanımı gereği bölünemeyeceğinden bütün cevherler aynı olmak zorunda. Her cevher aynı olmak zorunda. Burayı anlıyor musunuz bak? Her cevherin neden aynı olmak zorunda olduğunu anlıyor musunuz? Ya çünkü iki şey ne zaman farklılaşır? En az bir şeyi farklı olduğunda farklılaşır. Doğru mu? Hani ya rengi farklı olacak, ya hacmi farklı olacak, kütlesi farklı olacak, pozisyonu farklı olacak. Ne bileyim, yapısı farklı olacak. Hani bir gaz gibi, bir bilmem ne gibi filan. Cevherler öyle değil ki. Çünkü farklı olabilecek bir yanı yok. Akli bir şey. Öyleyse çoklu bir cevher düşündüğünüzde sonsuzca her cevher birbirinin aynısı olmak zorunda. İşte Ebu Hüzeyl diyor ki, o gün size söylemiştim hatırlarsınız. Ya bunun hacmi yok, kütlesi yok, kısmı yok, bilmem nesi yok. E neyi var arkadaş? Yani yok bu. Aklen onu var kılacak bir şey bulmak zorunda Ebu Hüzeyl. O cevheri var kılacak, ona varlık özelliğini verecek bir şey bulmak zorunda. Yoksa kavramsal olarak düşünebildiğim, varlığa geliş için hiçbir gerekçesini bulamadığım bir şey haline geliyor. Bak bu cümleyi dikkatli dinleyin. Sonra monatlarda şimdi söylediğim şey yeter sebep ilkesi olacak. Ebu Hüzeyl yeter sebep ilkesini düşünmedi işte. Aynı yerden gitti, nerede farklılaştıklarını anlatmaya çalışacağım yani. Anlatabiliyorum değil mi? Yani buna var dedirtecek bir şey lazım bana. Ebu Hüzeyl orada işte Müslüman oluşu baskın geliyor. Ve diyor ki bunun hacmi yok, kütlesi yok, bilmem ne yok. Neyi var? Miktarı var diyor. Miktarı var. Miktar ne? Ey Ebu Hüzeyl, nereden çıkardın sen miktarı? Ahzab suresindeki ayeti getiriyor. Diyor ki, biz her şeyi belli bir miktarla yarattık. Bak, aklen bir şey bulamıyor oraya. Ebu Hüzeyl, tamam Müslüman, dindar bir adam ama şey değil, kelamcı değil. Yani Kur'an okuyayım, Kur'an'dan işte teori bulayım falan. Böyle bir şey değil. Şimdi kendi teorisini fizik alemde araştırıyor. İş bir çıkmaza geldiğinde ayet aklına geliyor. Artık nasıl olduysa biri mi söyledi? Onun mu aklına geldi? Kur'an'ı mı karıştırdı? Ha miktar olarak yarattık. Biz her şeyi belli bir miktarla yarattık deyince Ebu Hüzeyl diyor ki o miktar bu miktar işte. Demek ki cevheri fert nasıl akli metafizik bir şeyse onu var kılacak özelliğine de biz metafizik bir şey diyeceğiz. Demek ki miktar da metafizik bir şey. Yani cevherin nesi var ey Ebu Hüzeyl? Miktarı var baba. Ey Habib. Çünkü bir şeyine var demek zorunda ki cevher var olsun. Yoksa ben kafamdan bir şey koydum oraya diyorsun yani. Ya onun
varlığa gelişini, onu varlığa getirecek, genesise tabi kılacak bir tarafının olması gerekiyor. Anlatabiliyorum değil mi ya? Ben hani anlatamıyormuşum gibi geliyor çünkü bana. Ya burada mesela miktar ne demek? Şimdi, bir dakika. Bakın bunlar kolay şeyler. Ölçü. Bunlar kolay şeyler. Bir şeyi var kılacak bir özelliğinin olması gerekiyor demek ne demek? Bak bunu düşündüğünüzde felsefe yapıyorsunuz. Gerisini kelamcılar da yapıyor. Vaizler de yapıyor. Hatta fizikçiler de yapıyor. Felsefecinin yapacağı şey, ya ben aklen bir bölünemezlik koydum ortaya, bir cevher koydum ortaya. Bu cevherinde bir şeyi olmalı. Niye bir şeyi olmalı? Ya bunu varlığa getirecek bir şeyi olmalı. Bakın mesela şimdi. Biz istediğimiz her şeye var diyebiliriz. Bir varlık tanımı yaparız. Benim için dilde söylenen, Meinung gibi mesela, dilde söylenen her şey vardır diyebiliriz. Var kelimesi kimsenin tekelinde bir kelime değil, bir kavram değil. Ben vara senin gönderimlerini göndermek zorunda değilim. Yani senin gibi anlamak zorunda değilim varın kendisini. Şimdi Meinung diyor ki, dilde diyor söylediğimiz yedi başlayıcılar, ha bak var diyor işte. Ama bu varın fizik hayattaki varla bir alakası yok. O başka bir var, o da var diyor. Bu da var diyor. Olmasaydı dilde söyleyemezdik diyor. Demek ki varmış ki dilde söyleyebiliyoruz. Ama her var dediğim şey fiziken bizzat var olacak anlamına gelmiyor Meinung'da. Tamam mıyız? Ya öyle bir var tanımı yaparsınız. Bugünkü fizik insanı gibi. Dersiniz ki ya var olan var olandır baba. Yani kelime oyununa gerek yok. Şurada olan. Ha o zaman biz tarafları dinleyen insanlar olarak deriz ki ya fizikçiyle diyelim Meinung arasında. Ya senin var dediğin şeyin gönderimi başka. Senin var dediğin şeyin gönderimi başka. Sizin varlık koşullarınız nedir? Fizikçi diyecek ki ben hacmi olana var derim. Ey Meinung, sen neye var diyorsun? Özdeşlik koşullarını sağlayana var derim. Ne demek mesela özdeşlik koşullarını sağlamak? Bir şey kendisiyle aynı düşünülür. Bak burası felsefe. Diğerleri felsefe değil. Onlar bunların şeyi en azından. Yani bir şeyleri sökün edecekseniz, sistemleri anlayacak ve nihayet kendinizde bir sistem ortaya koyacaksınız. Bunları düşündüğünüzde yapacaksınız. Leibniz'in ne söylediğini düşündüğünüzde değil. Burası sıkıcı taraftır. İşte talebelerim filan ne dedi bu adam filan dediği taraftır. Ne güzel Leibniz okuyacağız. Okuruz geçeriz zaten. Bir şeyin özdeşlik koşulları mesela dediler ki sonra Frege sonrası mantıkçılar. Ya gerçekten de her şeye var denmez canım. Peki neye var diyelim biz? Özdeşlik koşullarını sağlayan şeye ben var diyeyim. Böylece kendisiyle çelişsin çelişmesin. Bakın şunu söylüyorum. Dedik ki cevher var. Ama bu cevherin Ebu Hüzeyl'e göre bu cevherin bir gönderimi olmak zorunda. Bunu gerçekten var kılacak. Yani ben aklen bir saçmalığın içine düşmüş olabilirim. Olması, var olması imkansız bir şeye var demiş olabilirim. O zaman bu benim vardığım şeyin, cevheri ferdin gerçekte var olduğunu iddia edebilmem için bunun bir göstergesinin, bir gönderiminin, bir belirleniminin olması gerekir. Yani bunu var kılacak bir şeyinin olması gerekir. Ama hiçbir fizik şey aday olamıyor buna. Çünkü o zaman bu fiziğe dönüyor. Benim cevher tanımımı bozuyor. Öyleyse ben buna miktar diyeyim. Şimdi o zaman soracağız diyeceğiz ki ya senin yani varlık koşulun, bir şeyin varlığa gelmesinin koşulu miktara sahip olması mı? Ha evet diyecek o da şimdi. Anlatabildim mi? Ya fizikçinin bir şeyin var olabilmesi için hacme sahip olması gerekir demesi gibi. Ebu Hüzeyl de diyor ki bir şeyin var olabilmesi için miktara sahip olması gerekir. Şimdi biz fizikçiye diyoruz ki ne demek ki hacme sahip olmak? O da diyor ki uzayda yer kaplamak. Ben buna hacim diyorum. Bir uzamı olmak yani. Hacim dediğimiz şey uzamdır. Onun bulunduğu yer uzaydır. Aynı şey değil uzayla uzam değil mi? Ha biz seni anladık diyelim. Ey fizikçi. Peki Ebu Hüzeyl sen ne diyorsun? Ha ben de diyorum ki bir şeyin var olabilmesi için miktarı olmalı. Peki miktar ne? O da metafizik diyor işte. Ben fizikçi gibi
uzay, yer kaplamayla anlatamam. O da metafizik bir şey. Ha yani miktar dediğiniz şey de böyle biz her şeyi bir ölçüyle yarattık filan. Tam da fiziğe uyuyor. Sen burada hiçbir şey demiş olmuyorsun. Bak hiçbir şey demiş olmuyorsun. Bak Ebu Uzeyr bir şey diyor. Doğru ya da yanlış ayrı mesele. Fizikçi de bir şey diyor. Ama sen diyelim bugün Kur'an okuyup işte yumurtaya can veren Rabbim bak her şeyi miktarla yaratmış. Her şeyi de bir kudret içerisinde ölçüyle yaratmış dediğinde sen hiçbir şey demiş olmuyorsun. Biraz düşünsen bir şey demiş olmuyorsun. Varlığın gösterimi ve gönderimi, belirlenimi. Bakın şimdi cevher miktar ilişkisini iyi anlayın ki monatla yeter sebep ilkesini konuşabilelim sonra. Tamam mı? Çünkü adam da diyecek ki laikmiş. Ya monatlar var. Peki diyeceğiz nedir ki bu monat? O var oluyor. İşte yeter sebep ilkesi var diyecek. Bak Ebu Hüzel'de miktar cevheri var kılıyordu. Leibniz'de de monat yeter sebep monadı var kılacak. Tamam mı? Şimdilik kalsın. Şimdi devam edelim. Bizim cevherimizin özelliği neydi yine? Devam edelim. Silgi yok mu ya? Bizim cevherimizin özelliği neydi? Kısımsız olması. Basit olması. Yani hepsinin zaten basit olması içerisinde söylüyoruz. Bir şey basitse hiçbir belirlenme özelliği yok. Farklılaşamaz yani. O yüzden de tüm cevherler aynıdır. Şimdi tüm cevherler aynıysa fizik dünyadaki farklılıklar nasıl mümkün? Her birimiz farklıyız. Nasıl olur? Hatırlıyor musunuz? Geçen derste ben ifade edemiyorum da aslında sormak istediğim buydu. Dedim ya mesela hiçbir şey tıp atıp olamıyor. Kar tanesi falan evet. Görmeyebilir. İki tane tohum ekiyorsunuz. Aynı beslemeyi yapıyorsunuz. Birinin dalı biraz daha fazla. Öyle ya da böyle aynı yani, değil. Evet. Yani tıp atıp hiçbir şey yok yani. Evet. Yani bu yani, cevabı bu galiba bu anlattıklarımız. Bu konular. Şimdi ya zaten konumuz bu abi de. Şimdi cevherler eğer aynıysa farklılık nasıl mümkün? Onun için de ferdi koyuyor ya hocam. Bakın ferdi koyuyor derken cevheri fert demek ne demek? Arapça bir tamlama zaten bu. Yani fert olan cevher demek. Yani birey olan cevher demek. Yani bireyleşmenin ilkesi cevher olmak demek. Tamam mı? Felsefede. Bireyleşmenin ilkesi cevher olmak. Ama iki cevherler aynı mecburen. Çünkü bu yalınlar, basitler, kısımları, renkleri, şekilleri yok. O zaman hepsi böyle bilye topları gibi aynı. Geçen hafta da bilye topu demiştik. Yani bilye topu saçma oluyor. Bilyalar yani. E şimdi hepsi bilyaysa nasıl fil fil, deve deve, ağaç ağaç, ben benim, sen sensin ve hepimiz farklıyız? Herkesin cevheri kendine özel. Olmaz işte. Bakın cevher kendine özgü olamaz. Diyoruz ki cevher aynı. Cevher farklı olamaz ki. Bak tekrar ediyorum. Burayı iyi anlamalısınız yani. Miktarla da açıklayamıyorum. Miktar da metafizik bir şeydi, onu da bilmiyoruz. Zaten miktar da aynı olmak zorunda. Her bir cevher bilyalar gibi aynılar. Farklı olamazlar. Cevheri farklılaştıracak bir özelliği yok cevherin. Hani hacmi olsa deriz ki bu daha fazla hacme sahip, bu daha az hacme sahip. Ama dedik ki yok. Kütlesi de yok. Kafadan da attık miktarı vardı diyelim. Çünkü ona bir varlık vermemiz lazım. Onu var kılan şeyini bulmamız lazım. Miktar dedik. Cevher nasıl metafizik bir şeyse, miktar kavramı da metafizik bir şey. Peki öyleyse bu cevherlerden yapılar başka da bir şey yok. Yani her şey cevherlerden oluşuyor. Ve baktığımız her şey de ayrı. Hiç aynı olan iki şey de yok. Nasıl? Sıklık seyreklik demiştiniz sanki. Tafra teorisini anlatırken. Ha şimdi bakın. Cevherler. Şimdi ayırt edilemezlerin özdeşliği bu kitapta Leibniz'in böyle yaldızlı ifadesi. Şimdi buraya doğru getireceğim ya. Amacım zaten Ebu Hüzeyl'i anlatmak değil. Cevheri anlatmak değil. Monad'ı anlatmak. Ama biraz geriden alarak mevzuyu anlatmaya çalışıyorum. Yani düşünce bir yerlerde doğmuş geliyor. Leibniz bunları görüyor yani. Şimdi bu cevherlerden oluşuyorsa, başka bir yapı taşımız yoksa. Şöyle düşünün ya.
Her şey karbondan oluşuyor ama ikinci bir element yok. Bu fizikte saçma oluyor da öyle olduğunu düşünelim yani. Her şey karbondan oluşuyor. E karbon da aynı. Doğru mu? Karbon elementi hep karbon elementi yani. Şimdi diyoruz ki bizim ikinci bir elementimiz yok. Bir tane yapı taşımız var. Ya bir şey var gerçekte. Karbon var. Hepimiz karbondan oluşuyoruz. Hepimiz farklıyız. Nasıl baba? Karbon hep aynı karbon. Cevher hep aynı cevher. Farklılaşamıyor yalın olduğu için. Öyleyse bunları farklılaştıracak bir şey lazım geliyor işte Ebu Huzeyle. Mekan ve zaman. Şimdi söyleyeceğiz. Mekan ve zaman da olamaz bakın. Yani gerçekte var olan sadece fert. Cevher yani. Mekan diye bir şey düşünürseniz. Fert yani cevher bir şey, mekan bir şey olur. Ki mekan kısımlı bir şeydir, mekanı olan bölünebilir, o zaman cevher olmaz. Demek ki cevherler nerede diye bir soru sorsak, şurada da diyemeyiz yani. Çünkü şurada dediğiniz zaman mekan da bölünüyor. O yüzden size dedim ki, bölünme öyle bir şey ki, ya da çoğalma, mekanını ve zamanını da bölüyor ya da çoğaltıyor. Etkileniyor o zaman bize. Başka şeylerle etkileniyor. Başka şey yok ki baba. Neden etkilenecek? Cevher var ve başka bir şey yok. Ne kadar zor değil mi? Hiç de basit değil yani. İşte Ebu Özel diyor ki Allah var ya elimizde. İşte Allah diyor bunları farklılaştırmak için arazlar yaratıyor diyor. Bak şimdi dikkat edin. İki katmanlı bir varlık var Ebu Özel'de. Bir kendinde varlık Kant'ın, Hegel'in söylediği gibi Dinganzi olan varlık. Bunlar gerçekte var olan şeyler. Bunların gönderimleri de miktarları olması. Belirlenimleri bu yani. Ve kendileri de, gönderimleri, belirlenimleri de metafizik. İkinci bir varlık katmanı çıkartıyor şimdi Ebu Huzeyl. Diyor ki, Allah diyor demek ki, bak şimdi buradaki düşünce yapısına dikkat edin lütfen. Bunu mantıksal olarak getirdi. Cevher-i Ferdi mantıksal olarak getirdi. Bundan hiç vazgeçmiyor. Niye? Çünkü nesneler büyük ve küçük. Farklı. Bunun başka bir açıklaması yok. Cevher olacak baba diyor. Bunun sonuçları da cevherin aynılığıdır. Cevherler aynı olmak zorunda. Bak bunlar bizim aksiyonlarımız, tamam mı? Bunlardan vazgeçmiyoruz. Bir de şimdi fizik dünyada da aynı olan iki şey yok. Bu da kesin. Şimdi problem bu ikisinin arasını bağlamada. Bunu nasıl bağlarız? Kendileri aynı olan ve farklılaşmayan, farksız olan şeylerden bir araya gelen şeyler, bileşik unsurlar nasıl farklı oluyor? Diyor ki işte Allah ikinci bir varlık katmanı olarak arazlar yaratıyor. Bu arazlar, böyle nokta gibi yazmıyoruz artık, çizmeyeceğiz arazları. Çünkü kendileri yok aslında. Cevhere ilişiyorlar işte, arız oluyorlar. Bak arazlar cevher gibi var değiller. Arazlar cevherlere Allah tarafından verilen emirler aslında. Allah şu cevhere mavi ol diyor. Bu cevher mavi oluyor. Mavilik cevhere arız oluyor. Allah bu cevhere yeşil ol diyor. Bu cevhere sert ol, bu cevhere yumuşak ol diyor. Burada mavilik, yeşillik, sertlik, yumuşaklık. Bu cevherlerin birer niteliği, birer belirlenimi Allah tarafından veriliyor, Tanrı tarafından veriliyor. Ve bunlar, bakın dikkat edin, vallahi bunu anlatmak zor bak. Anlarsanız çok kolay da bunu anlatmak zor yani. Arazlar, hani mavi arazı diyelim, şu birinci cevherimize iliştiğinde bir anda, bir lahzada Ebu Huzeyl'e göre, bak işte zaman da işin içine giriyor işte. Diyorum ya bölünme mekanı ve zaman da alır. Bir lahzada ya da işte anda buna ilişiyor ve yok oluyor. Anlıyor musunuz? Bak lahza ve anda metafizik. Yani metafizik bir şeye, metafizik bir şey, metafizik bir yerde, metafizik bir zamanda, metafizik bir emirle, metafizik bir şeyi arız kılıyor. Ve bu arız kılma, bu mavinin buraya arız olması
bir lahzada, işte metafizik bir anda, çünkü lahzanın ne olduğu belli değil. Saniye belli değil mi? Milisaniye de belli ama lahza onun düşünülebilen en kısa anı. Yani cevherin ta kendisi gibi düşünülen bir şey lahza ve nokta. Anlıyor musunuz ya? Bak ben anlatabiliyor muyum? Demek ki şuraya bir de an yazacağız. Bunlar hep aynı biçimde düşünülen şeyler. Ve tabii bu da. Bak bunu nasıl düşünüyorsak lahzayı, anı, noktayı, atomu, mekanı böyle düşünüyoruz. Yani bak bir nokta görmüşlüğümüz yok. Fizik dünyada nokta olamaz. Aynı şekilde fizik dünyada an diye bir şey de olmaz. Onu düşünüyoruz. Nedir an? En kısa zaman aralığı. Ya en kısa zaman aralığı derken biz bugün işte acayip aletlerle özellikle 70 sonrasında Einstein teorisini olumlamak ya da değillemek için böyle değişik değişik aletler, mikronluk aletler yakaladık. Onların yakaladığı süre mi? Hayır. Onu da mümkün kılan süre. Yani mesela 2500 yılında bugün hiç tahayyül edemeyeceğimiz acayip aletlerle zamanın 10 üzeri bilmem kaç anında birini yakalasak an o mu? O da değil. Onun da üzerinde. An aklen düşünebildiğiniz bir şey. Nokta gibi. O da aklen düşünebildiğiniz bir şey. Çünkü çubuğu ne kadar açarsanız açın noktaları göremiyorsunuz ki hep yine açılıyor, yine açılıyor, yine açılıyor. Düşünsel olarak atom demekle, cevher demekle, nokta demek ve an demek arasında hiçbir fark yok. Hepsi metafizik ve aklen bulunmuş şeyler. Kendileri gerçekte varlar mı ve o şekillerde mi? Onun hiçbir belirlenimi yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi bakın diyor ki... Çok azını görebiliyoruz. Gerçek çok çok daha... Yani öyle... Ya mevzu bununla alakalı da yani doğrudan bu değil ama yani. Yani bizim ne kadarını gördüğümüz görmediğimiz meselesi değil bu mesele. Aklen düşünebildiğimiz bir mesele. Varlığın bir şeyini görüp oradan hareketle yaptığımız bir mesele değil bu. Aklen bir mesele. Bak şöyle bir şey var. Zaten görebildiğimiz de görünebilir. Nasıl? Görebildiğimiz şey de görünebilir. Ya diyorum bakın fizikte olan her şey bölünebilir. Ya ben kainatın çok az bir kısmını gördüm diye bir karşıt argüman geliştirilemez buna. Duyusal olan her şey bölünebilir. Aklen bölünebilir yani. Bak kudret olarak onu bölemiyor olabilirsiniz. Yani 50 yıl önce, 100 yıl önce atom bölünemiyordu. Bu atom değil, şimdiki fizikteki atom. Değil mi? Çekirdek parçalanamıyordu. Bak o da parçalandı. Şimdi kuarklar bilmem neler. Bilmiyorum o da bak sicim teorileri geliyor. Sanki altta bir parça da bulunmuyor artık filan. Zaten bak gün gelirse onu konuşuruz yani. Bu sistem kuantumla çöküyor artık. Atomcu sistem kuantumla çöküyor yani. Sicimler, bicimler eğer doğruysa ya da buna dair güçlü bulgular bulunursa bayağı bir sarsılacak. Yine yeni nesil filozoflara ihtiyaç duyulacak yani. Fizikçinin fizikçi olarak çıkabileceği şeyler değil bunlar. Hayır abi hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Aristoteles de yani on zamanda böyle bir şey. Aristoteles buna rakip. Aristoteles'in iki tane rakibi var büyük. Platon ve Demokritos. Aristoteles bundan kaçınmak istiyor. Aristoteles'te atom matom bilmem ne cevheri fert yok. Aristoteles'te bireyler var. İşte başlangıçtan böyle tane 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 düşünüyor olmalıydınız. Yani bunları biliyor olmalıydınız. Yoksa Leibniz bilmem ne hep aynı çukura düşüyoruz. Tekerimize patinaj yapıyor yani. Aristoteles'in hikayesi bambaşka bir hikaye. Bambaşka bir hikaye. Buna tam alternatif bir hikaye o. Orada çünkü bireyler var. Bireylerden geliyor. Şey, burada en küçük birime yükleniyoruz. Aristoteles'te daha büyük bir birime yükleniyor diyor. Aristoteles'te en küçük birim en büyük birim yok. Aristoteles diyor ki şeyler bunlardan oluşuyor. Bunlardan bu düşünmeleri yapıyor. Aristoteles diyor bu böyle çıkmaz. İşin içinden böyle çıkılamaz diyor. Aristoteles'te bireylerin olduğu bir küme vardır gerçekte. Ama bu ne dedim ben? Bireylerin olduğu bir küme. Fiziksel birey. Nasıl? Fiziksel birey. Olmaz canım fiziksel birey nasıl olacak? Sen burada mı? Sen kastın. Yani elementler mi kastın? Hayır elementler de değil bireyler. İnsanlar var. Cisimler de birey. Yani onun için küçük her bir yapı taşı birey. Değil Aristoteles yapı taşı olarak bakmaz. Yapı taşı değil.
Aristoteles'te atom, yapı taşı bilmem ne yok. Aristoteles'te ne var ne yok. Todit var, şurada duran var. Arazlarda ona gittim. Tamam ama nasıl? Bak ne kadar işte önemli. Yani bunları siz birleştireceksiniz. Ben yapınca hep geriye düşüyoruz çünkü. Nasıl var Aristoteles'te? Teos'la Hayle. Aristoteles'te üç tane kavram var. Teos, Tanrı. Hayle. Proto Hayle. Ve Morfe. Nasıl ilişkileniyor ki bunlar? Hayle hep vardır. Teos amaç. Ve form kendine yetkinleşerek Hayle Teos'a. Ya böyle anlatıyoruz. Gerçekte birini anlatın bakayım. Ne vardı ne yoktu Aristoteles'te? Var mı bir aday? Ben isim vermeyeyim. Terliyor sonra. Ha, görüyor musunuz? Bak uğraşmanız lazım yani. Aristoteles'te Hayle diye bir şey yok. Proto Hayle diye bir şey yok. Ya adam var diyor. Ama Proto Hayle diye bir şey. Bir gönderimi olan. Onu var kılacak bir şey yok. Aklen oraya koyduğumuz bir şey Hayle. Morfe diye de bir şey yok. Aklen o bireylerin davranışını ifade ettiğimiz ve bireylerin meydana gelmesini ifade etmek için ortaya koyduğumuz bir şey. Aklen söylediğimiz bir şey. Aristoteles'te bireyler var. Yani insan var. Canlılar var gerçekte Aristoteles'te. Canlı, püsiyesi olanlar var. Aristoteles'i bugün anlatmayacağım. Ama olmaz yani. Yani hikaye böyle yürümez. Çok başka bir sistem Aristoteles'in sistemi. Platon'un sistemi çok başka bir sistem. Şimdi bakın şurada kaldık. Ben önce dedim ki aklen bunlar hep aynı biçimde düşünülüp oraya konulan şeyler. Şimdi cevherler bulduk. Bu cevherler aynılar. Fizik dünyada farklı. Bu aynılıktan bu farklılaşma nasıl gider diye düşünüyoruz. Ve diyoruz ki demek ki arazlar var. Arazlar da işte mavilik gibi, büyüklük, sertlik falan filan gibi. Ebu Zey böyle düşünmüş. Bak bunları monada getireceğim. Aynı düşünce biçimi çünkü. Ama farklı sonuçları var. Farklı şeyler söylüyorlar sonuçta. Diyoruz ki mesela buraya bir diyoruz mavi iliştirdik. Bak mavi kalıcı olamaz diyor Ebu Huzey. Yani Allah şu cevhere, bak ben birinci, ikinci, üçüncü cevher diyeceğim ama aslında bunlar birinci, ikinci, üçüncü cevher de değiller. Çünkü bir, iki, üç filan olursa yan yanalık, sonradanlık olur. Mekan sorunumuz başlar. Bu cevherler öyle bir yerdeler ki hepsi aynı anda aynı yerdeler. Fizik gibi düşünmemelisiniz yani. O yüzden böyle sembolik gösterimler yanlış gösterimler. Bunlar yan yana falan değil, üst üste de değil. Çoklar ve aynı yerde aynı andalar. Nasıl? Akıl bunu gerektiriyor işte. Akletme böyle bir şey. Akletme ayet şurada şunu diyor. Demek ki burada bunu diyor. Demek akletmek değil. Akletmek bu. Bunu bir aklet bakalım. Şimdi sil tahtayı, bakma tahtaya. Cevherler hem nasıl çoklar ve hem aynı anda aynı yerde olabilirler. Metafizik kendisini düşüncede yakaladığımız şeyin mekanla ilgili bir sorunu olmaz. Kendisini düşüncede yakaladığımız şeyin zamanla ilgili bir problemi olmaz. Ya siz bunları düşünmezseniz sizin birinci sınıf filozofların metinlerine erişme ihtimaliniz kusura bakmayın yok. Düşünce dünyasının doğal duyu dünyasından farkını yakalamanız artık idrak etmeniz lazım. Yoksa sen nasıl kendinde şeyi Kant'ta düşüneceksin, kendi için şeyi Hegel'de düşüneceksin? Kant kendinde ve kendi için olanı Hegel'de, Fichte'de, şunda bunda düşünebileceksin. Özdeşlik kuralları şuymuş buymuş Wittgenstein'a göre. Nasıl yapıyor Russell'a göre, bilmem Frege'ye göre? Düşünemezsiniz. Düşünce dünyasını ayırdı, bu adamların niçin ayırdığını ve düşünülürlerin nasıl özelliklerde olup olmayacağını artık sindirmiş olmanız lazım. Evet, gerçekten de düşüncede biz bu noktaların hepsini bir ve aynı anda aynı yerde düşünebiliriz. Düşüncede mekan sorunumuz olmaz. Mekan sorunu duyuda vardır. Duyudan hareketle yaparsanız da yanlış gidersiniz. O yüzden her zaman söylerim. Ne zaman tahtaya böyle bir şekil ya da bir noktalama, bir şey, bir sembol göstersem bak aslında bu böyle değildir aman ha filan derim ya. Ebu Zeyn'in burada söylediği, bak bu birinci, ikinci, üçüncü diye düşünmeyin de şimdilik böyle yan yana gösteriyoruz. Başka fizik dünyada gösteremeyiz. Bu mavi olacak, bu sert olacak, bu yeşil olacak, bu turuncu olacak diyelim, tamam mı? Ebu Zeyn diyor ki bak Allah'ın emriyle işte mavilik arız olur diyor cevhere.
E peki mavilik diye bir şey mi var ki cevhere Allah alıp biraz böyle atıyor? Çünkü biz öyle yaparız. Domatese tuzu alırız, atarız böyle. Ya tuz vardır, domates vardır. Şimdi cevher ve mavilik mi var? Yok. İşte bunu düşüneceksiniz. Gerçekte iki katmanlı. Gerçekte var olan cevherin bulunduğu katman. Mavilik, mavilik Allah'ın iradesi. Çünkü sistemde Tanrı var. Tanrı'nın iradesi. Zaten metafizik alandayız. Tanrı'nın iradesini söylememi engelleyecek ne olabilir? Ebu Üzel böyle düşünüyor. Öyleyse mavilik dediğin Tanrı'nın iradesi. Böylece ayetleri de kurtardığını da düşünüyor bu arada. Aa bak Allah mürittir, irade eder. Men yaşa diyor yani. Vallahi yehdi men yaşa ve yudillu men yaşa. İstediğine hidayet verir. İstediğini dalalete uğratır. Allah'ın iradesini de böyle yapayım. Buradaki arazlar Allah'ın iradesi aslında. Şimdi peki araz buna arız olduğunda onu mavi yapar. Ama bak artık o hani bilyayı maviye boyamak gibi bir şey değildir. Çünkü bilye artık mavidir. Bu bir lahzada mavi olur ve yok olur sonra. Yine nötre döner yani. Niye? Bak düşünürseniz biz bu niye sorusunun cevabını verdik zaten. Niye? Çünkü maviliğin kendiliği yok ki ona iliştiğinde iki kendilik bir araya gelsin ve artık yürüsün gitsinler. Mavilik bir anda bir emir. Mavilik ona ilişir ve yok olur. Eğer maviliğe an üzeri yani sürekli bir biçimde bir şey verirseniz, bir kendilik verirseniz o da cevher gibi alternatif ikinci bir şey olur. Domatesle tuz gibi. Yani mavilik bir irade olduğundan kendinden kaim özellikleri yok. Neyi yok yani? Miktarı yok. Demek ki cevherin kaimliğini veren şey cevherin miktara sahip olmasıymış. Arazlarda miktar olmadığı için arazlar bir an var oluyorlar ve bir anda yok oluyorlar. Ama an olarak an hakikaten. Düşünsel bir an. Var oluyorlar ve yok oluyorlar. Yani o bilyayı diyelim bir milisaniyelik bir anda mavi kılıp sonra bilye bir daha nötr oluyor. Anlatabiliyor muyum niye bir anda var olup yok olduğunu? Çünkü kendiliği yok ki, miktarı yok ki artık onu bir defa maviliğe boyadıktan sonra yürüsün gitsin. Anlatabiliyor muyum ben? Ha diyor ki ama bak şöyle bir problem var. Bu harbiden hep mavi ya. Çünkü bundan bahsediyoruz bak. Başka bir şeyden bahsetmiyoruz ya. Bu tabii produktif bir şey de. Bunun bir ağaç dalı olduğunu, bir çiçek olduğunu düşünelim. Çiçek mavi. Mavi çiçek var mı ya? Nasıl? Fizik dünyaya getirdiniz. Ya mevzu zaten fizik dünyada. Biz fizik dünyadaki unsurları açıklayabilmek için buraya yükseldik. E buradan kopamayız ki. Sorunumuz ne bizim zaten ya? Burada kırmızı çiçek var, sarı çiçek var, mavi çiçek var. Bunların hepsinin yapı taşı da bu. Bunlar da hep aynı. Bu niye kırmızı, sarı, mavi? Demek ki buna mavi arız olmuş, buna kırmızı, buna sarı arız olmuş. Ama bunlar da kendinden kaim olmadıkları için, her an Allah'ın iradesiyle var olup yok olacakları için, aslında sarının, sarı çiçeğin, papatyanın mesela, bir an sarı ve beyaz görünüp, sonra tekrar nasıl olacaksa nötre dönmesi gerekiyordu. Tabi sadece renk üzerinden konuşuyoruz. Hacmi de öyle. Şekli de öyle. Bir anda var olup papatya gözümüze gelip sonra pırt diye yok olması gerekiyordu. Ama hep varlar. E biz dedik ki bu çiçeği var kılan özelliği andan ana yok oluyor. Karışıyor değil mi? Andan ana yok oluyor. Çünkü arazlar, cevherleri hep an be an. Arız olur yok olur. Arız olur yok olur. Çünkü bir kendindelikleri yok. Evet tabii canım. Ha demek ki böyle bir nedensellik falan yok. Ya çünkü Allah o anda cevhere mavi ol dedikten sonra bir anda cevher mavi olacak. Sonra nötre döndükten sonra Allah bir daha mavi ol demese cevher mavi olmaz. Bir an mavi olur döner. Demek ki Allah sürekli mavi ol, mavi ol. Ebu Zeyd getiriyor Kıyamet Suresi'nde. Aa diyor Allah bunu diyordu.
Allah her an bir iş, bir yaratım halindedir. Ha bak bu diyor. Tabii. Şe'n ifadesini kullanır burada. Her an bir yaratım faaliyetindedir. Şimdi sen İslam düşüncesinde o günlerde ya yeryüzünde bir nedensellik var, bunu soru yapan bilmem ne var diyebilir misin? Bir zorunlu dikotomiden bahsedebilir misin? Yok mekanikmiş, yok ölçüymüş. Ebu Hüseyin diyor ki lan ispatladık işte. Allah her an iradesini buyurmasın, varlık tuz buz olur. Bir anda tuz buz olur. Demek ki varlığı yani taşa sertliğini veren şey ne? Allah'ın taşa sürekli irade olduğunu. Yani taşı oluşturan cevherlere sert ol, sert ol, sert ol, sert ol, sert ol deriz. Bak düşüncenin sonucu. Mecburen yani. Ebu Hüzeyl'e söylesek, Ebu Hüzeyl diyecek ki bak ben bu cevherden vazgeçmem baba. Bu %100 akli. Gerisini de bunu oturtmak için söyledim. Elimdeki tüm malzemeyi zorladım, kullandım yani. Araz var mı yok mu? Hepsini belirleyen şey cevher. Bak nereden çıktı? Karınca deveden niye küçük? Buradan çıktı. Elimdeki tüm malzemeyi kullanıyorum diyor. Vazgeçmeyeceğim şey bir cevheri ferdin olmasıdır diyor. Ve bunun kısımsız olması, yalın olması, basit olması. Bundan vazgeçmem. Diğerlerinden emin değilim derdi. Ama en iyi uyum böyle oluyor derdi. Bak bu düşünce İslam dünyasını temelden oluşturan bir düşünce işte. Siz bunu cevher arazın nasıl işlediğini bilmezseniz Gazali'yi anlama ihtimaliniz yok. Razi'yi anlama ihtimaliniz yok. Eşari'yi anlama ihtimaliniz yok. Mevlana'yı şunu bunu hiçbirini anlama ihtimaliniz yok. Hiçbirini. Hepsi bu teoriden değiller. Diyelim İbn Arabi bu teoriyi savunmuyor. Ama İbn Arabi'nin dediğini anlamak için, eleştirisini anlamanız için yine bu teoriyi bilmeniz lazım. Çünkü o bunu eleştiriyor. Ve sıkı sıkıya düşünmeniz lazım. Düşünce üretimi böyle bir şey işte. İşte bak. Leibniz buna ayırt edilemezlerin özdeşliği diyor. Ne diyor? Selim abiydi değil mi? Fatih. Fatih. Siz bilgisayarda mı Selim olarak görünüyorsunuz? Tamam. Şimdi Fatih abinin dediği gibi. Hiçbir şey aynı değil. Leibniz öğrencilerine demiş ki gidin demiş iki tane aynı işte yaprak ya bulamadık demiş, bulamazsınız zaten. Çünkü iki şey aynı olmaz. Aynı olsa bir şey olurdu. Bütün yaprakları seçtiğinden, bütün kar tanelerine baktığından değil. Adam oturduğu yerden bunu yapıyor. Çünkü diyor ki, ayırt edilemezler özdeştir. Bak bu onun varlığın gönderimi işte, varlık tanımı onun. Hani Ebu Zeyn'in miktarı gibi. Dedik ya yeter sebep filan. Bak diyor ki, ayırt edilemezler özdeştir. Felsefede daha sonra bir de özdeşlerin ayırt edilemezliği söylenecek. Bir anlamda aynı şey ama felsefi sistemde çok başka iki şey. Hatta birbirine rakip şeyler bunlar. Şimdilik o kalsın ama ayırt edilemezlerin özdeşliği, iki şey ayırt edilemiyorsa o şey özdeştir. Tamam mı? Şimdi, Leibniz buna nasıl cevap verecek? Şimdi artık kendisinden koptuk, okuyacağım. Uzun uzun okuyacağım ama en azından bir çerçeve çiziyoruz yani. Leibniz de ilk paragrafta okuduğumuz gibi diyor ki her şey cevherlerden oluşur. Ben onlara monat diyeceğim diyor. Doğru mu? Yani Leibniz'in monatları şu anda bu. O yüzden zaten bütün bu hikayeyi anlattık. Aynen diyor bunlar diyor monat. Bu cevherler. Yani şeyler bunlardan oluşuyor. Birebir atomcu düşünüş. Ama aynı sorun Leibniz'de de var bu sefer değil mi? Sorunumuz ne? Her şey bir ve aynı şeyden oluşuyorsa alt taraftaki fizik alemdeki şeyler nasıl farklılaşıyor? Şimdi Leibniz ne dedi? Ebu Hüzeyl ne dedi? Cevherin dedi. Tanımı gereği cevherler farklılaşamaz. Leibniz o farklılaşmayı açıklayabilmek için de şey Ebu Hüzeyl araz teorisini getirmişti. Değil mi? Yani şöyle. Şöyle çizeceğim. Yani aşağıda farklı fizik şeyler var. Ortada arazlar var. Temelde de cevherler var. Yani gerçekte var olan bu. Bizim kesin olarak bildiğimiz bu. Bunlar aynı. Bunlar farklı.
bu aynılıktan, bu farklılığı mümkün kılacak Aras teorisini aklen Ebu Zeyl oraya koyuyor. Tamam değil mi? Şimdi Leibniz'e gelelim. Niye bir kalem sorunu yaşıyoruz ya? Hacer Hanım da iki kutu kalem getirmişti. Şimdi bu da gidecek. Monatlar var. Bunlar, şimdi aynı yazmayacağım. Aşağıda fizik şeyler var. Ortada arazlar olmayacak. Neden? Şimdi Ebu Hüzeyl arazları aynılardan farklıları oluşturmak için koydu. Değil mi? Ben monatlara eğer bir şekilde ben Leibniz'im. Bunlar aslında farklı dersem, farklı farklı, ya zaten farklıdan farklıya geldi derim. Ortaya bir de araz gibi bir şey koymama gerek kalmaz. Monatlar farklılar. Bak, cevherler aynı olmak zorundadır. Monatlar farklıdır. Cevherler aynı olduğu için arazlar oraya girmeli ki farklı unsurları açıklayabilirim. Ya ben monatlara farklı dersem araz maraz gibi şeylere gerek kalmaz. Farklılıktan farklılık geliyor derim zaten. Tamam mıyız? Evet. Aras sistemine gerek kalmadı. Ama burada bana bir soru sormanız lazım size. Ama hocam nasıl ayrı olduğunu? Nasıl farklıysa özdeş mi oldu yani bunlar? Nasıl oldu o farklı o farklı? Abi bununla bunun bir şeyi yok bak. Fatih abi şimdi bak. Burada bir katman farkı var. Bunlar özdeş mi özdeş? Şimdi bu fizik unsurlar. Bunlar da onu mümkün kılan yapı taşları. Ya sonuçta biz şunu biliyoruz bak. Her iki sistemde de cevherler bir araya gelip fizik unsuru oluşturuyor. Burada da monatlar bir araya gelip fizik şeyleri oluşturacak. Bunu biliyoruz. Bir dakika. Bunu biliyoruz. Ya bununla bir özdeşlik, katman düzeyi farkı var bak. Yanlış anlaşılmasın bu. Gitmesin yani. Gerçekte duyu dünyasında var olanlar bunlar. Bunlar değil. Bunları biz aklen bunları açıklamak için koyuyoruz. Bununla bu özdeş diye bir şey söylenemez bakın. Monatlar fizik şeydir. Ağacı oluşturuyor ya. Ağacın yapı taşları işte. Cevherler de yine ağacın yapı taşları. Cevherler aynı olmak zorunda olduğundan, farklı ağaçlar olduğundan bu farklılaşmayı arazlarla sağladık. Bu arazları da buraya Tanrı sisteminden dolayı getirdik. Kahretmesin kalem gitti ya. Tanrı sisteminden getirdik. Şimdi burada şöyle bir problem var. Burada monatlar var. Zaten monatlar birbirinden farklı. O zaman farklılığı mümkün kılacak araza gerek yok ki. Çünkü arazlar aynı olan cevherleri değiştiren, farklılaştıran şeylerdi. Monatların kendisi farklıysa arazlara gerek yok. Farklı monatlardan farklı şeyler olur. O zaman Tanrı'ya ihtiyaç yok. Leibniz'de Tanrı var. Buradaki kadar var. Ama burada bana bir soru sormanız lazım siz. Burada bir problem var çünkü. Ha bravo. Nasıl farklı monatlar olabiliyor değil mi? Çünkü aynı olması gerekiyor. Madem kısımsız, yalın. Monatlar nasıl farklı? Monat olmayacaklar hocam. Cevher gibi olmayacaklar. Başka renkleri mi olacak? Ama monat diyor adam. İşte onu nereden bulmuş? Nasıl? Monatlar hem basit olacak hem de birbirlerinden farklı olacak. Mekansız, bölünemeyen, zamansız. Değil mi? Bu farklılığı nasıl yaparız? Bak şimdi. Tanrı lazım ona da. Diyor ki, önceden belirlenmiş ahenk gereği, lanet olmayısı kalem olmasın, ya olsa bir dörtlü yazacağım şuraya da. Önceden belirlenmiş bir ahenk gereği, bir irade, monatları, burada kalın. Bir irade, monatları, önceden belirleyecek şekilde, tüm monatları içi dolu bir şekilde yaratmış. Bak dikkat edin. Şimdi cevherden çok alakasız bir yere gideceğiz. Bu cevherler bilya gibi, noktalar gibiydi. Monatlar öyle değiller. Monatları, Tanrı, dikkat edin şimdi. Önceden belirlenen, mavisi yok mu onun? Kırmızı mı? Ver. Bakayım mı? Yok tamam. Monatları, bak burayı anlamak biraz zor. Bunlar nötr bilyelerken,
Şimdi biz monatları şöyle nokta gibi çizmeyelim. Monatları böyle daire gibi çizelim. Böyle çizelim. Bu monatların her birinde olan, diğerinde de var ama monatlar dolu şeyler. Tanrı tarafından her türlü bilginin verildiği şeyler. Bak bu cevherler boş noktalardı. Monatlar ise bilerek böyle misket gibi çizdim. Tanrı bunları bir ve aynı şekilde yaratmış. Her türlü bilgiyi de içine koymuş. Tamam mı? Bak her türlü bilgiyi içine koymuş. Buna önceden belirlenmiş ilahi uyum, ahenk diyor. Leibniz. Yani bu aradaki arazlar var ya. Leibniz'de de var. Aynı kapı. Ama arada değil. Allah bu arazlarla, Tanrı bu arazlarla bu monatların hepsini donatmış. Arazları cevherlerin içine koymuş. Aslında her monat bir anlamda birbiriyle aynıyken içi dolu olduğu için, bak bu boştu. İçi boştu bunların. Bunun içi dolu. Her bilgi her monatta var. Bak diyelim daha sonra monadın ne olduğunu konuşacağız. Hepsinde aynı bilgi mi var? Hepsinde aynı bilgi var. Bütün monatlarda aynı bilgi var. Ama bu bilgilerde senin farkına vardıkların var. Senin farkına varmadıkların var. O yüzden farklılaşıyor. O zaman her şey birbirine dönüştürülebilmesi gerekmiyor mu? Yani bir taşı çiçek yapabilmeliyim, çiçeği kuş yapabilmeliyim. Hayır bu öyle bir şey değil. Yapı taşı olarak bakın. Şimdi diyelim ki bir şey olsun, çok kimyadan anlamam. Bir şey olsun. Hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Bir başka şey de hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Ama bu gerçekten başka bir şey, bu da başka bir şey. Bak Leibniz'in sistemi güçlü bir sistem aslında. Daha hiçbir şey konuşmadık. Kendisinden okuyacağım. Bir fikir vermek için bu dersi yaptık şimdi. Ya siz bunu yapabiliyor musunuz mesela? Yani diyelim ki O2 ile O3 başka şey değil mi? İkisi de oksijen. Bu buna dönüşebiliyor mu? Bak mantıken diyelim, kimyadan çok anlamıyorum da, diyelim ki parçalanıp bir bağı koparıp onu O2'ye çevirebiliyoruz diyelim. Tamam mı? Aklen yapabiliriz ama fizikte olmuyor. Mesela. Yani demek istiyorum ki evet bu mümkün zaten ama olmaz. Leibniz'de olmaz. Evet ama işte bak belirli özellikleri ön plana çıkıyor. Belirli özellikleri geride kalıyor. Ve o öyle belirlenmeye başlıyor. Bir defa belirlendikten sonra hikayesi de öyle gidiyor. Şimdi bakın. Şöyle bir şey yazayım. Bütün bunları sadece böyle aklınızda tutun. Önemli olan Ebu Zeyl'in ne dediği bak şimdilik. Leibniz'i buna binerek yürüteceğiz. Yani Demokritos ve atom ve cevheri fert teorisini bilin. Leibniz'i buna oturtup bundan sonra yürüyeceğiz. Ben şimdi bitireceğim dersi. Leibniz'de söylediklerimiz şöyle bir şey bakın artık. Ya kafadan atacağım şimdi söylediklerimi de. Yeri geldikçe bak bunu yazmıştık filan diyeceğim. Başta ne dedik? Nasıl söyleyelim bunu? Her şey aynı şeyden yapılmadır. Tamam mı? Bak her şey aynı şeyden yapılmadır. Bak bu işte Ebu Hüzeyl'le, Demokritos'la aynı şey. Yani bir atom, bir kristalleşme, bir küçük parça mantığı var. Demek ki tüm fizik unsurlar bileşiktir. Tamam mı? Bak Aristoteles böyle değil mi? Daha burada gitti. Aristoteles'te fizik unsurlar bileşik şeyler değil. Yalın unsurlardır. Püsüvesi olan unsurlar yalındır bak Aristoteles'te. Bunlar yapı taşlarını ayırıyorlar. Aristoteles'te yapı taşı mapı taşı yok. Ama üzgünüm yani Aristoteles çok yani hiç bilinmiyor gibi geldi bana şu anda. Şimdi bu aynı şey de monat zaten değil mi? Ama bilerek yazmadım ben monat. Şimdi dedik ki bakın aynı zamanda. Bir zaman mekan sorunundan bahsettik. Her şey yani bu aynı şeyler aslında süreklidir. Bak gün gelecek.
bu sürekli meselesini matematikte konuşacağız Leibniz üzerinden. Sonra modern matematik anlamlı olmaya başlayacak. Modern matematiğin felsefesi anlamlı olmaya. Süreklilik ne demek, süreksizlik ne demek? Bu zamanda ve mekanda sürekliliği getirecek. Ve buradan Kant doğacak bakın. Zamanın ve mekanın sürekliliği, süreksizliği bir paradoks yarattığında Kant diyecek bir dakika. Uyanacak işte o zaman. Bu yeni felsefe mümkün olacak. Her şey süreklidir. Niye dedik şimdi şeyde, Leibniz'de? Ya Monad bunu gerektiriyor bak. Monad var. Yani içinde tüm bilgilerle var. Bak diyor ki mesela bu kitapta ama cümleyi hatırlamıyorum işte. Her monad dünyayı kendi perspektifinden bir bütün içinde görür. Her monadın bilgisi bu dünyanın bilgisidir. Daha monad teorisine girmedik. Gireceğiz ona. Ben şimdi başka bir hikaye anlattım. Bu aklınızda dursun dedim. Haftaya monadı konuşacağız. Çünkü monad öyle bir şey ki bak. Sen bir monadsın. Bak hepimiz birer monadız, tamam mı? Ve ben bu dünyayı kendi monadımın için bak bendeki, benim monadımdaki bilgi senin monadındaki bilgiyle aynı. Bak bu masa değil ağaç olsun, ağacın monadındaki bilgi de aynı. Ama ağacın sonra göreceksiniz algısı kapalı bir monat, bizim algımız açık monatlar, onlara ruh diyor işte. Algısı açık monatlara monat demeyecek kitabın ikinci yarısından sonra. Ruh diyecek, püsüye diyecek. Dolayısıyla biz de bir monadız ama algımız açık. Şuurumuz açık. O da bir monat ama onunki kapalı. Bak Ebu Bekir Razi bizde söylüyor bunu. Diyor ki, hani diyor ya bak, يُسَبِّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Semada ve yerde. Ve bu ikisi arasında her ne var ise Allah'ı tesbih eder. Ebu Bekir Razi diyor ki bak, bu diyor bir şuur gerektiriyor. Ha demek ki diyor, her şeyin bir şuuru var. Ama insan da şuurunun olduğu bilinci de var. Bak çok benzer buna. Algımız açık, algımız kapalı. Bak şimdi erken dönem psikoloji de Leibniz'in işi. Çünkü Leibniz kitapta göreceksiniz bu açık algı, kapalı algı, seçik olmaklık bilmem ne deyince ya bilinçaltı diye bir şey var galiba filan diyor. Neden? Monad teorisi getiriyor onu. Monad teorisinde herkes her bilgiye sahip. Ama biri daha algısı açık, sahip olduğu bilgilerin daha fazlasını şuuruna getirmiş, diğeri getirmemiş. Zaten bunu da Tanrı vermiş ona. Dur, Tanrı'ya girme şimdi abi. Girme şimdi abi. Dolayısıyla bu monatlar hep var ve hep böyle olduklarından biz birbirimizin içindeyiz. Günün sonunda işte temsil, reprezentasyon filan. Buradan gelecek. Ne demek o? Öyle bir sistem çıkacak ki buradan. Siz benim monadımın içindesiniz aslında. Ben de sizin monadınızın içindeyim. Sen benim canımın içisin demek gibi. Monadımın içisin sen. Bak şimdi. Diyelim ki çok basitleştiriyorum karikatürize ederek. Benden tarafa bakınca. Şu an ne görüyorsam onlar benim monadımın içinde birer temsil var. Temsil olarak var. Yani burada Hasan Bey diye bir temsil var benim monadımda. Hasan Bey var mı? Temsili var bende. Ben bir monadım. Algısı açık bir monadım. Hasan Bey diye bir altında sandalye, önünde telefon. Bunların bende bir temsili var. Şimdi burada da diyelim, isminizi bağışlar mısınız? Yasemin Hanım diye bir temsil var. Şimdi ben konuşabiliyorum da Hasan Bey'le. Diyorum ki ya Hasan Bey, benim temsilimde şurada Yasemin Hanım diye biri var. Senin temsilinde de var mı orada Yasemin Hanım diye biri? O da bakıyor diyor, evet benim temsilimde de var. Bu orada Yasemin diye birinin olduğunun delili değil. Ama ikimizin temsilinin de aynı yürüdüğünün delili. Bir dakika. Tamam mı? Temsillerimiz birbiriyle %100 uyumlu. Öyleyse Tanrı tarafından önceden belirlenmiş bir ahenk vardır. Monatlarda. Bu Beautiful Mind diye bir film var ya, orada gördüm.
gördüğünde soruyor yandakine. Sen de görüyor musun diye. Ya bu öyle bir şey değil. Yoruluk kapı. Şizofreniye girer diye. Onu da boş ver abi şimdi, dur. Bakın dedik ya, her şey aynı şeyden yapılma. Her şey sürekli. Her şey önceden belirlenmiş bir ahenk var. Bu ahengi Tanrı belirlemiştir. Tanrı iyidir. Öyleyse fizik dünya mutlak iyidir. Kötülük yoktur. Ya bu 4'tü, 5'ti filan böyle bir şey yok bile hepinizde. Ben yazdım bunları, tamam mı? Her biriyle uğraşacağız. Böylece ben bir monadım. Monatların pencereleri yoktur diyor kitapta. İkinci paragrafını okuyup öyle bitireyim. Ben bir monadım, sen bir monatsın, hepimiz bir monadız, şu bir monat, hava bir monat, bunlar bir monat. Monatların birbiriyle ilişkisi yoksa, ben senin gerçekte var olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum bak. Öyleyse her monat diğerini önceden belirlenmiş bir ahenk içerisinde temsil eder. Monatlar arası alışveriş olmaz çünkü monatlar yalındır, basittir. Bu son söylediğim 10 dakikanın çok anlaşılmadığını biliyorum. Bilerek haritayı koyuyorum. Hepsini konuşacağız. Ama bundan sonraki felsefede, Leibnizci devrim bu yani, artık gerçekler dünyasının felsefesindense temsiller dünyasını konuşuyor olacağız. Spinoza çatlardı bak bu projeye. Ölürdü, kalp krizi geçirirdi. Descartes, Platon. Belki Platon bu anlamda değil. Aristoteles. Evet, Platon'un hata oldu. Onu çıkaralım. Çatlardı bak buna. Kant çatladı. Çünkü artık öyle bir dünya ki siz gerçekte var mısınız? Ama bende temsiliniz var. Bendeki temsiliniz Tanrı'dan geliyor. Yani Tanrı'nın bana verdiği ilahi ahenk içerisinde bunlar var. Bütün birbirimizin temsilleri, birbirimize tam uyumlu olması, bu temsil edilen şeylerin gerçekte var olduğunun delili değil, temsil sistemimizin aynı olduğunun delili. Kant bunun gücünü görecek ve evet, felsefede bu temsil sistemini kuracak. Bundan kaçış yok çünkü. Ama buna başka bir şey eklemeye çalışacak işte. İşte Dingenzig, bir yani Gegenstand ve Objekt. Kant bunları, evet bak bunlar temsilken ama buna bir de bir gerçeklik de vermemiz lazım demeye getirecek. Yani aslında şimdi artık Leibniz ve sonrasındaki dünya temsiller dünyası. Hakikatler dünyası değil. Görünüşler dünyası. Ben belki de ben bir monat olarak bir yerde duruyorum ve hiçbiriniz gerçekte yoksunuz. Hepsi bir illüzyon. Ya temsiller dünyası böyle bir şey. Şimdi bir daha okuyayım. Burada sözünü edeceğimiz monat, bileşiklere giren, yalın, basit bir cevherden başka bir şey değildir. Yalındır, yani kısımları yoktur. Bak aynı işte, değil mi? Miktar filan dedik. İki, ve madem ki bileşikler vardır, fizik dünyadaki şeyler vardır. Bak her şey bir bileşik fizik dünyasında. Gitti Aristoteles şu anda. Aristoteles'te her şey zaten... Evet, bileşik olan şeyler var, bütün olan şeyler. Kendisi basit olan şeyler var. Ve canlılar asla bileşik şeyler değil Aristoteles'te. Ve madem ki bileşikler vardır, yalın cevherler de olmalıdır. Zira bileşik olan, yalın olanların kümeleşmesinden ya da agregatum demiş, toplulaşmasından başka bir şey değildir. Bak şimdi, madem ki bileşikler vardır, cevherler de olmalıdır. Zira bileşik olan, yalın olanların kümeleşmesinden başka bir şey değildir. Aristoteles de tam da diyordu ki sakın ha, var olan canlılar bir kütle, bir toplam, bir yığın değildir ha diyordu. Leibniz de diyor ki yok, tam da yığındır diyor. Tam da diyor yığındır. Ağaç bir yığındır. Ebu Huzeyl diyor ki ağaç bir yığındır.
cevherlerden oluşur. Çoklu cevherler bir araya gelir ağacı oluşturur. Aristoteles diyor ki ağaç hep vardı baba. Ağaç hep vardı. Onlar kısımları yokken bile vardı diyor Aristoteles. Kısımları olmayan ağaç bile var diyor. Ki gerçek ağaç aslında kısımları olmayan ağaç işte o apeyronda diyor. Ama korkarım ki bu sizde yok. Ve bu sizde olmadığında bu çok çok büyük bir eksik yani. Hani Aristoteles gibi önemli bir adamı bilmiyorsunuz demek istemiyorum. Sistemi zihninizde tamamlayacak en önemli ayak zihninizde yok. Çok zorlanacaksınız. Bunlarda değil, bunların çözümlemesine girdiğinizde çok zorlanacaksınız. Ve bugün bir değer üretmek de zaten bana göre mümkün değil yani. 3. Hiçbir kısmın, parçanın olmadığı yerde de ne uzam, ne şekil, ne de bölünebilme imkanı dahilindedir. Değil mi? Bak tam şey gibi, Ebu Zer gibi. Ve bu monatlar tabiatın hakiki atomları ve tek kelimeyle şeylerin unsurlarıdır. Tamam.